bende %5 şüphem olsaydı bu çocuk benden diye ben bugün buraya gelmezdim. Bu çocuk benden değil. Açık açık konuşuyorum. Ay ben Emrah, istemiyorum DNA bu çocuğu. Testi yaptırmak çocuk istiyor musun diye sor. Türkiye bu görüntüleri konuşuyor. DNA testi sonucu açıklandı. Ahmet Filiz, Emrah'ın babası çıktı. Ahmet Filiz ve Emrah Filiz arasında yapılan DNA'larda bağlantı analizi sonucunda biyolojik ilişki saptanmıştır. Emrah Filiz'in babası Ahmet Filiz'dir. Bugün Ahmet Filiz'in çok talebi herkesi çileden çıkaracak. Baba oğul bugün bir kez daha karşı karşıya gelecek. Şimdi Esra Erol'da. Nazile Bayrağı tekrar arıyoruz. İşte belli etmedi gideceğim. Karısı Nazile yine kaçtı. O yine Esra Erol'a sığındı. İçim yanıyor. Bir kalbim var, onu da çaldı gitti. Ben can oldum ya, bana karasıyla. Nazile'nin yanına kaçtığı iddia edilen Davut'un karısı konuştu. Ortalık karıştı. Yuvamız yıkılma durumuna geldi bu kadın yüzünden. Vay be. 36 gram bilezik bu kadınla beraber yemiş. İşin tavuklağı denen. Üzgün bir insan değil, yalan, dolan. Bugün büyük gün. Bugün yüzleşme vakti. İddiaların odağındaki Davut canlı yayında. Şimdi Esra Erol'da. Şu işi bir tatlıya bağlayalım. Hafta sonu elini öpmek, büyük bir aile olmak istiyoruz. Siz cumartesi günü gidiyorsunuz değil mi? Evet, evet. Melisa verdiği sözü tuttu mu? Kaçarak evlendiği kocası İsmet Can'la birlikte babasının evine gitti mi? Siz cumartesi günü gidiyorsunuz değil mi? Evet, evet. Cumartesi için bir başlangıç olabilir. Büyük şoka hazır mısınız? Şimdi Esra Erol'da. Sır perdesi adım adım aralanıyor. Doğan'ın baba olduğu söylenen Aslan Bey ile ilgili de DNA testi yapıldı. İsterdim ki bir tanesinden biri benim çocuğumun evladım olsun. Bugün büyük gün. DNA testi sonucu açıklanacak. Gerçekler ortaya çıkacak. Aslan Sarıcan Doğan'ın babası mı? Sakın kaçırmayın. Kızım Rabia Bulur 19 yaşında. 12 Ağustos'tan beri kayıp. 12 Ağustos günü ortadan kayboldu. 12 Ağustos'tan beri öldürdün yavrum bize. O günden beri kimse Rabia'dan haber alamadı. Can güvenliğinde endişemiz var çocuğum. Zorla mı tutuyorlar, tehdit mi ediyorlar? Neredesin Esra ablan, arı çocuğu? Kayıp Rabia ile ilgili herkesi şok edecek son dakika gelişmesi. Şimdi Esra Erol'da. On yıllık karısı Rahime, çocukları Yusuf'u da alıp 4 ay önce ortadan kayboldu. Recep Bey'in isyanı. Eşim Rahime Kaya 13 Haziran'dan beri kayıp. 4 yaşındaki çocuğum da alıp kayıplara karıştı. Rahime neredeyse ortaya çık. Hayatınızdan endişeleniyorum. Şimdi Esra Erol'da. Selamlıyoruz. Stüdyodaki konuklarımızı da yeni bir haftada gayet enerjik, dinamik bir şekilde başladık. Cuma günkü yayını izlediniz mi? Ha? Siz izlediniz, ekran başındakiler acaba? Ha?
izlenmeyecek gibi değildi. Çünkü cuma günü biz canlı yayında biliyorsunuz ki 27 yıl önce yani doğduğu yıl çocuk esirgeme grubuna bırakılan Emrah'ın biyolojik babasının kim olduğunu DNA testi sonucunda açıkladık. Daha anne karnındayken aslında onu babası olan kişi bu çocuk benden değil diyerek kendince böyle olaya bir yorum katmış. Kendi şüphe de yok ya ortada. Hiçbir şey yok. Yani bu çocuk benden değil demiş. Hemen Nilgün Hanım'ı almış. Annesinin kapısının önüne bırakmış. Yıllarca da bu şekilde kendi zihnini oyalamış. Ama 27 yıl sonra o kaçtığı gerçekle milyonların önünde yüzleşti. Bugün bu olayın ikinci perdesindeyiz. İlerleyen dakikalarda izleyeceğiz ve göreceğiz. İyi, keyifli, huzurlu bir hafta olmasını diliyorum. İnşallah o geçtiğimiz haftada yapmış olduğumuz buluşmalar gibi bu haftada güzel buluşmalara, kavuşmalara imza atarız. Bunu da hep beraber izleyerek görürüz. İlk konuğum Recep Kaya geliyor. Onun da eşi 13 Haziran tarihinde 4 yaşındaki oğlunu alarak kayıplara karışıyor. Eşini arıyor ama eşini bulmasının tek bir sebebi var ki evladına kavuşmak, eşimi bulmak, ondan boşanmak ve çocuklarımın velayetini almak istiyorum, onları korumak istiyorum diyen bir erkek, bir baba hikayesi. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ablayı. Biliyorum bazen çok ağır geliyor o arka tarafta o kapıda bekleyip yayına çıkmak, isminin anons edilmesi, hikayenin anons edilmesi. Eşinizin ve çocuğunuzun kaybının ortada olmamasının, ortada yoklar onlar. Onların üzerinden bir zaman geçiyor. Siz bunu bir şekilde sindiriyorsunuz ama aylar sonra bir kere daha ne yaşadığınızın bilincindesiniz. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk ablacığım. İyi günler. Bu gözyaşları kimin için? Eşin için mi, evladın için mi? Evladım için abla. Yani eş iki yer yaptı. Hata. Hı? Eş iki defa buldu. Yani eş değil, çocuk için. İnsan hayat arkadaşını seçebilir ama evladından? Vazgeçemez. Vazgeçemez. 10 yıllık bir evliliğim var. Eşiniz evet. Rahime Kaya. Evet, bu abla. Evlilikten 2011 bir de 2016 doğumlu iki tane çocuğunuz var. Evet ablacığım. Uşak'ta yaşıyorlar. Köyünde yaşıyoruz ablacığım. Ha? Köyünde oturuyoruz. Köyünde yaşıyorsunuz. Evet. Cinoğlu köyünde. Evet, evet. Gayet mutlu bir... Bu vardı, huzurluyduk ablacığım. Huzurluydu. Ya evet. Da sen öyle biliyordun. Evet ablam. Yani kadın internetten, sosyal medyadan tanıştığı biriyle evden gece 10'da kaçtı. Emin misin? Evet. Biriyle kaçtığında. Evet evet kaçtı yani. Peki 13 Haziran tarihinde sen evde uyuyorsun. Yani. Gündüz bir sürü işler yapmışsınız. Evet, çocuklar yorulduk. Evde, eşin de evde. Uykudan uyanıyorsun. Evet ablacığım. Bir bakıyorsun eşim kayıp. Yok. Hı hı. Arıyoruz oraları, buraları, karakola yani jandarmaya haber verdik. Yok bulamadık ablacığım. Köy muhtarıydı. Hepsini aradık yok. Ama şimdi Recep şimdi düşünsene gece böyle bir şekerleme deriz ya ona böyle sızarsın. Sonra kalkarsın. Eşin evde olmayınca kayınvaliden yakında oturuyormuş herhalde eşinin annesi. Yok ablacığım başka Hatay'dan evliyim ben oğlum. Ha? Antakya Hatay'dan. Ne o? Eşim Hataylı. Ha eşin Hataylı. Kayınvaliden nerede oturuyor? Senin annen yanında oturuyor. Yanımda oturuyor. Ha, belki de senin annene gitti. Yok ablacığım gitmedi. Hayır. Ha. İnsan bunu düşünür uyandığında. Evet evet. Biz ona çocuklar bakıyoruz. Evde miydi? Komşulara akşam çocuklar evde miydi? Evdeydi ablacığım. Sen uyumadan önce. Evet. Sen uyandığında iki çocuk nerede? Biri yani annemgile yollamış çocuğu. Ha, çocuk büyük görüyor olanı yani. Babaanneye gönderiyor. Evet. Küçük olanı alıp gidiyor. Alıp gidiyor evet ablacığım. İlk nerede aradın eşini? Yani ilk akrabaları var. Komşular aradım. Yok ablacığım. Her yere baktık. Yani bulamadık. Hemen gidip jandarmada kayıp başvurusu evet, yapmışsın. Evet ablacığım kayıp başvurusu yaptık. Eşin gittikten sonra da bir boşanma davası evet, açmışsın. Ben açtım ablacığım. Sosyal medyada biriyle tanıştı. Sık sık kullanır mıydı sosyal medyayı, interneti? Ya ablacığım ben 4 sene bu hata yaptı diye 4 sene telefon alamadım kendisine. Yeminliydim. Yani onun bunun telefonunu çalarmış. Ben de ya babam bile bilmiyor yani bu telefonu aldığımı. Ben yani yuva bozulmasın, birinin çalalım, bunu al, ailenle konuş diye alabildik ablacığım. 4 yıldır telefon kullanmıyordu. Kullanmıyordu, evet. Kullanmıyordu. Kullanmama sebebi yine işte, aynı şekilde mi davrandı? Aynı yapar diye korkuyordum abla. Yaptı mı daha yaptı, önce de? Yaptı. 2015 yılında 2015 diyorsun. Yılında ablacığım. Başka biriyle kaçtı. Evet. Ne kadar süre sonra geri döndü? Bir ay sonra abla, 35 gün sonra.
Ne dedi döndüğünde? Nereye ben gitmiş? Pişmanım. Bir daha yapmayacağım. Pişmanım hata dedi. Ben de çocuk yuva yıkılmasın. Öbür çocuğu götürdüydü. Bunda da ablacığım. Evde olan çocuğu. O zaman büyüğü götürdü. Evet. Geldi. İkinci çocuk oldu. Şimdi tekrar biriyle gittiğinden şüpheleniyorsun. Evet, hatta şüphelerin de şöyle eşin çalışıyormuş herhalde gündelik işlerde. Gündelik tarım işçisi ablam. Yani ben kendim hastayım. Ben de çalışıyorum. İnternetten da. İnternetten tanıştığı kişinin adı ne? Mehmet diye kendisi söylermiş. Yani gündeliğe gittiği kadınlara. Hı hı. Mehmet Şahin diyermiş. Mehmet Şahin diye biri. Nerede oturuyor Mehmet Şahin? Bilmiyorum abla, ben ne bileyim. Hiç bilmiyorsun. Bilgi vermiyor yani kadın. Şimdi senin bir akrabanız var. Yani artık karının mı senin akraban bilmiyorum. Leyla diye bir hanımefendi var. Evet, onların memleketli yani. Leyla sana gelip diyor ki ya Rahime beni aradı. Ben Antalya'dayım. İnternette Mehmet diye biriyle tanıştım. Onun yanına gittim. He, öyle demiş ablacığım. Demiş. Bu sadece bir duyum. Gerçekten bu Mehmet Kaya'nın yanında mı değil mi onu bilmiyoruz. Giderken 4 yaşındaki çocuğunu da götürdü. Götürüyor evet. Eşin giderken yanına eşyalarını almış mı? Almış altın ablacığım. Ya da bir para gibi bir para şey. Para götürmüş ablacığım. Gündelikte çalıştı, biraz da para var. Hayvan sattı, hepsini götürmüş. Hayvan satıyorsunuz. Evet. Ne kadar bir para sattım. Toplamda ne kadardı? 7-8 bin lira bela. Bu senin birikimin mi? Hayvan sattık, çatı yaptıracağız. Evimiz eski, yeni aldık evimiz. Çatıyı yaptıralım diye yazın diye yani. Koyduyduk kenara. Almış kaçmış abi. Ya evin çatısının parasını alıyor. Evet. Bir de çalıştığını alıyor. 1350, bir de hatta 150 lira borçlanmış gittiği kişiye. Yani benim götüren amcaoğlum oluyor kendisi. Hem çocukların hem evin her türlü rızkı alıp götürüyor giderken. Götürüyor ablacığım. Başka ne almış? Ya eşyalarını almış. Yani bütün kıyafetlerini. Evet evet. Planlı mı sence? Planlı yapmış ablacığım. Yani daha önceden bunu planlamış. Evet, planlamış yani. Ya Haziran'ı seçmesinin, beklemesinin özel bir... Yani ablacığım bilmiyorum, onu kendisi bilir. Ama sen mahkeme dosyasında demişsin ki ya bu hayvanların satılmasını özellikle bekledi o. O para gelsin, o para evde dursun, ben o parayı alıp öyle gideyim. Senin düşüncen o. Evveli sattıydık zaten hayvanları ablacığım. Evveli yani ondan bir ay önce sattıydık hayvanları. Hayvanları sattın, onun parasını bekledi. Bir de çalıştığı gündelikteki parayı bekliyor, onu alıp gidiyor. Aranızda huzursuzluklar var mıydı Recep? Vallahi yoktu ablacığım, ben her şeyi yaptım. Bende hiçbir huzursuzluk yoktu ablacığım vallahi. Hayır, onun seninle mesela şikayet ettiği şeyler var mıydı? Yani beni şikayet eden, dövüyor, şey yapıyor. Vallahi bir şey yapmadım ablacığım, ben dövmedim. Hiç dersim, sorsunlar köyde. Bir tane dövmedim ablacığım. Başka mesela parasızlıktan şikayet eder miydi? Yani yokluk çektik ablacığım. Yani evi yeni aldık, bir de hayvan vardı. Yani yetiştiremiyorduk, 570 bin lira nasıl olur ama. Onunla yetiştiremiyorduk. Bundan şikayet ediyor. Evet. Parasızlıktan şikayet ediyor ama giderken de evin çatı parasını alıyor. Bir de zengin adama gideceğini dermiş. Yani oralarda burada konuştuklarına değiyorlar bana yani. Hakkı arkadaşları. Zengin kurtulacağım ben demiş. Ha kurtulsun ablacığım. Kurtuldu mu? Bilmiyorum. Sen ne istiyorsun? Geri dönse affeder misin? Yok ablacığım ha. Bir kere olur hata. Benim bir suçum yok kan ablacığım. Sen aslında o ilişkide yoksun. Evet. Yani duyguların yok, düşüncelerin yok. Her türlü ne yaparsa yapsın Rahime'yi, karını affediyorsun. Evet ablacığım. Ama bir daha gelirse? Yok yok hayır abi. Bir kere olur hata olur. Çocuklarımı istiyorum demişsin. Evet çocuklarımı istiyorum abla. Ben bakarım abi. Annem var yanında evet, sanırım. Evet, yanında 61 yaşında annem. Zaten o bakıyordu çocuklarıma. Ne, anne ilgilenmez miydi? İlgilenmezdi ablacığım. Nasıl davranırdı çocuklarına peki? Yani çocuklara devamlı biraz şey davranırdı yani. Nasıl? Açıkça söyleyebilir miyim? Şöyle yani çocukların... Şiddet uygular mı? Saçını yolardı, ısırırdı çocukları ablacığım. Isırır? Evet. Sen bunlara şahit oldun mu? Oldum abla. Ya niye yapıyorum bunu dedim. Çocuklara şımarmayıpsın diye. Peki çocuğun üzerinde mesela yani kolunda, bacağında, sırtında çocuğun annenin diş izlerini gördü. Istırdığında bak gördüm o ablacığım yani çocuğun kolunu şey etmiş yani. Sizin gözünüzün önünde de yapıyordu evet. Bunu. Kafasını şişirmiş yani çocuğun saçını astırınca kafasını şişirmiş çocuğun alıyor. İki çocuğa da şiddet uyguluyor. Evet evet. Çocuk zaten psikolojik destek alıyor biri evdeki. Hani şeye özel eğitime psikolojik rapor almış yani götürdük buraya gelmeden ablacığım. Götürdüm çocuğu psikolojik. Anneden kaynaklanan mı doğuştan mı? Nasıl? Ya anne hep şiddet uyguladığı için çocukta bir hasar mı bıraktı? Dedin ya özel bir rapor yani aldım dedi. Yani o zaman hani götürdüğünde çocuk psikolojik bozulmuş ablacığım. Heh anne 2015 yılından birinci kaçışında giderken o zaman tek çocuk var zaten 2011 doğumlu. Evet evet ablacığım. Oğlunu götürüyor ama çocuk geldiğinde artık ya, psikolojisi bozulmuş ablacığım çocuğum. Eski yani, o çocuk değildi. Değil ablacığım yani hiç çocuk öyle bir şeyler yapmayan çocuk her şeyi yapmaya başladı. Ne yapmaya başladı peki? Affedersin onun bunun parasını okulda çalmaya başladı. Bunu yapmıyordu. Altına kaçırmaya başladı çocuk. Oo.
O ilk gidişinde nereye gittiğini biliyor musunuz? Kimin yanına gittiğini? Biliyorum abla, da açıklamak istiyor. Biliyorum yani, savcılıkta dilekçesi de var. Uşak'tayken başka bir şehir. Aynı değil abla. Aynı değil, farklı kişi. Evet. Ama asıl hasar... Savcılıkta da dilekçesi var ablacığım yani. İstanbul Ümraniye'de vermiş ablacığım. He, İstanbul yani, başka Uşak'tan. He, İstanbul. O zaman nereden buldu? Yine internetten. O zaman da bir arkadaş vasıtasıyla bulmuş. Şimdi de aslında aynı korkunuz var. İlk çocuk kaçtığı dönemde 4 yaşındaydı. Evet evet, şu aynı. Şu anda tedavi görüyor. Şu anki çocuk da, ikinci çocuk da annenin yanında yine 5 evet. yaşında aynı tehlikeye maruz kalıyor. Aynı ablacığım yani, bilmeden de... çocuğu götürüyor, aklı ermiyor, başarmıyor. Hı. Ama bir de çocukların hep yaş grupları aynı yani. Hani kontrol edip idare edebileceği bunun yaş grupları. Çocuğu neden götürüyor biliyor musun ablacığım? Onu merak ediyorum. Yani zaten çocukların neden istemeyen... Neden götürüyor, bir daha getirir bana diye yani. Ha, affet. Ha. Ben gittim biraz başka bir hayat yaşayacağım. Evet, ondan geri geçinemezsem, orada yapamazsam geri gelirim diyeyim. Ama sen, bu sefer senin affedeceğinden o kadar emin. He? Senin affedeceğinden emin. Recep affedecek mi? Ben affetmem abla. Senin için bitti. Sadece ben bitti alırım yani. Ben... Ama bu sefer farklı sanırım, çünkü o da size karşı boşanma davası açmış. Ve ben açınca açmış ablacığım yani. Ha, tazminat da istiyor sizden değil mi? Evet ablacığım, ben suçlu değil, ben dövmedim. Ha. Yani ben daha ondan da ben 3 aydır çıkamıyorum yer içine, 4 aydır ablacığım. Niye? Yani bu yaptığından mesela... Sen niye çıkamıyorsun? Onlar istedikleri yere gidiyorlar, kaçıyorlar, yani çocukları değil, perişan ablacığım. Ediyorlar. Kadının hakkında çok söylen. Yani bizim şerefimiz de yani. Recep'ciğim sen aynı yerindesin. Evet. Aynı şekilde hayatına devam ediyorsun. Evet, çevremizdeki insanlar bununla ilgili... Çevremizdeki köydeki insanlarlardan ama. Konuşuyorlar ama evet. Ben buradan da hatayı yapan ya da bu davranışı yapan Recep değil. Ben değil ablacığım, işte kadın. Eşim yapıyor. Ya kadın ya da erkek olması da önemli değil. Yani bunu yapan senin eşin. Evet evet. Onlar, onun davranışları seni bağlamamalı. Zaten hep de böyle olmalı. Yani, ben, yani bunu da her seferinde söyleyeceğim. Toplum içine çıkamadım ablacığım. Ya yani. Benim eşimin davranışlarından beni sorumlu tutamazsınız. Ya da benim davranışlarımdan eşimi sorumlu tutamazsınız. Çünkü biz ikimiz ayrı insanlarız. Yani evet, ortak bir hayat sürüyor olabiliriz. Ama biz ikimiz ayrı bir bireyleriz, ayrı karakterlere, değerlere ve görüşlere sahibiz. O yüzden utanılacak bir şey varsa bunu Recep yapmadı. Senin kendini saklamana ya gerek... Ben hiç utancımdan çıkamıyorum ablacığım. Yani... Evlilik içerisinde de eşiniz sizi aşağılayıcı ya da küçük düşürücü beyanlarda bulunur muydu? Bulunurdu evet ablacığım yani. Hastalıklısın. Ben... Hastalığım da var. Aha, onu bahane edip sizi hep evet, toplum evet. içerisinde... Evet, ne evet. diyor mesela? Diyabetim var, şeker hastasısın. Ne diyebilir ki? Yani az alınmayacak kelimeler söylüyor yani. Burada söylenmez yani abla. Anladım. Evet. Ya oradan bile kendine söylenecek bir söz... Bulmuş abla. Buldu. Ya bir söylenmez burada yani olumsuz bir şey. Hakaret eder miydi o anlamda, soruyor Hanım? Peki de diyor, hakaret ediyordu hep yani. Yani ağzına gelinmez şeyler söylüyordu yani abla. Niye evliydin peki? Niye devam ediyordun Recep? Vallahi ablacığım iyi olur dedik, iyi olmadı yani. Kötü oldu yani. Nasıl tanıştınız? Yani bir görücü usulüyle ablacığım. Şimdi çocuklara kötü davranıyor hep. Şimdi iddian şu, daha önce de kaçtı. Evet, çocuk bir ay onunla beraber gitti. Nerede kaldıysa, ne yaşadıysa yaşadı. Çocuk o günden bugüne toparlanamadı ve tedavi ablacığım, görüyor. Yani çocuk psikolojisi bozuldu. Yani daha şimdi psikolojiye götürdüm yani. Şimdi o çocuk psikolojik tedavi gören bir çocuk. Evet. 11 yaşında ama 2015'ten beri bunun acısını... 9. Bunun acısını çekiyor. Evet, çekiyor ablacığım. Giderken yine çocuk götürdü. Ama evdeyken çocuklarına iyi bakar mı? Bakmazdı ablacığım. Yani... İlgin telefon, işi gücü telefonla. Telefonla. Çocuklarını ısırdığını iddia ediyorsun. Evet. Çocukların saçını yolduğunu o kadar fazla yoluyor ki... Yani evet. Çocuğun kafasından... Kafası şişmiş ablacığım. Şişti. Çocuğuna bakmıyor, ilgilenmiyor. Hiç her türlü ihmal eden bir anne. Evet. Niye hala o evin içerisinde? Ablacığım boş, ikide bir gideceğim git dedim ben de. Ya ben de bakarım, bir başım çaresine dedim. Rahime Kaya'yı arıyoruz sevgili seyirciler. Kocanın iddiası, ona gelen, kendi Leyla ismindeki bir akrabasına gelen bilgi doğrultusunda Mehmet Şahin isimli bir kişinin yanında olabileceğim, bu kişiyle beraber olduğunu ona söylemişler, Antalya'da olduğunu. Fakat şöyle de bir tesadüf yalan, var. Yalan söylüyor ablacığım yani. Ama hayır yok, çünkü... 5 Ağustos'ta koca açtı, 21 Ağustos'ta kadın boşanma davası açıyor. Açtığı yerde, boşanma davasını açtığı şehirde, ve bu kadar tesadüf olamaz, Antalya. Yani ilk gelen bilgi sana aslında evet, Antalya'da evet. olduğu yönünde. Ben şok yönünde. Oldum ablacığım yani. Ben tazminat açıyor bir şey, benim bir şeyim yok zaten yani devlet. Antalya'da kim var? Kimse.
Ya akrabanı sığınabileceği, gidebileceği biri var mı? Yok ablacığım, hiç tanıdık kimse yok yani. Bu ama şunu demek o kadın istiyor oraya... Antalya'da açmakta. Ben bundan sonraki yaşam alanım burası. Evet, evet, ben burayı yani kendimi yaşam alanı olarak ilan ettim diyor aslında orada davayı açan. Evet evet ablacığım yani. Antalya'ya onu bağlayan bir şey var. Evet, o benim için bitti artık demiş. Benim peki Uşak'ın yani köyünden çıktı. Hanımefendi çalışıyor muydu? Yok ablacığım yani gündelik işi yani. O da sezonluk yani 3 ay. Ya arada bir onda her gün gitmiyor. Peki şimdi gitti, yanında küçük de bir çocuk var. Evet. Antalya'da nerede yaşar? Nasıl yaşar, nasıl geçinir? İşte ablacığım. Bilmiyorum. Şimdi ama insan bir yere giderken şey olmalı. Bir yola çıkıyorsanız işte kendinizi garantide ayakta kalabilmek ve yaşamınızı devam ettirebilmek için önce paraya ihtiyacınız var. O parayı almış zaten 7000-8000 TL. Evet evet abla. Senin iddian bu. Şimdi o para bir yerde suyunu çekecek, bitecek yani. Hani ev tuttun, çocukla hayat kurdun. Hazıra dağ dayanır mı? Dayanmaz. O para da bittiğinde o çocukla beraber hayatına devam etmesi lazım. Küçük bir çocuğu da nereye bırakacak? Ya giderken yanında götüreceği bir iş yeri olmalı. Bu günümüz şartlarında korona ve salgın var. Hiç kimse de iş yerine çocuğun gelmesini asla istemez. Rahime Kaya'yı tanıyan bilenler ihbarda bulunabilirler. Yalan söylüyor ablacığım. Yani Antalya'da bir akrabası o götürdüğü kişinin orada bildiriyor. Kendisi başka bir yerlerde. Senin iddian şu, evet, o Antalya'da bu kişinin yanındadır. Evet. Peki. Şimdi telefon attığında komşunuz varmış. Alo. Hoş geldiniz. Alo, merhaba. Merhaba. Hoş buldum. Recep ve Rahime'nin ben... Uşak'tan komşusun, köyden. Evet. Buyurun. Ben tanıyorum şeyi, Rahime Hanım'ı, komşusuyum. Bu adam karısını, çocuklarını hep döven bir adam. Şiddet uygulardı. Kim bu ablacığım? Evet. Kadın evet, o yüzden kaçtı. Hı hı. Kim, yalan ablacığım, şiddet yok ya. Dur bakalım bir ihbarları söylesin. Evet. Vardı bir tane Mehmet diye görüştüğü biri vardı. Eşi doğru söylüyor Recep Bey. Hı. Ama onun yanında olabileceğine ben inanmıyorum. Çünkü en son konuştuğumda 20-25 gün oldu. Hı hı. Ha, siz Rahime Hanım'la iletişimdesiniz bu kayıp kişiyle. Yok, ben en son onu aradığımda hattı düştü, çocuğu açtı. Ben evet, de annene ver dedim telefonu. Evet. Konuştum, Rahime neredesin, hani nerede olduğunu söyle de bilelim bari. Ben nerede olduğumu söyleyemem dedi. Hı-hı. Ama şunu da bilin, ben eşimin çocuğuma, çocuklarıma bu kadın bizim köylü değil ablacığım. Şiddetten doğuruyor. Bizim değil ben ablacığım. Ben şiddetten kaçtım dedi. Bu kadın bizim köylü değil evet ablacığım. Ben tanımıyorum bunu. Dur bir dakika. Birini nasıl şiddetten biliyorsunuz? Dur, bir soru. Bu öyle kadın bizim köylü şimdi değil ablacığım. Şiddetten kaçtı, tek çocuğunu yanına aldı. Evet. Mehmet'le ne kadar süredir, nasıl arkadaşlık yapıyordu, ne kadar süredir arkadaştı? Ben sosyal medyadan konuşuyorum diyordu, 2-2,5 aydır tanıyorum diyordu Mehmet'i. Yani bu 13 Haziran'dan öncesi? Evet, evet. Yani diyelim ki Nisan, Mayıs, Mart, Nisan, Mayıs aylarında sosyal medyada onunla. 13 Haziran'da giderken direkt bu Mehmet denilen kişinin yanına mı gitti? Onu bilmiyorum ablacığım, söylemedi bana, çok ısrar ettim ama söylemedi. Nerede olduğunu söylemedi bana yani. Siz evli misiniz? Evet, ben evliyim. Evlisiniz. Bu bizim yakın köylü arkadaş mısınız bu Rahime ile? Kim olduğunu açıkçası? Konuşuyorduk bazen arada sırada, arıyordu beni, böyle derdini falan anlatıyordu bana. Bu nereden bizim köylü arkadaş değil abim. Ne? Bizim köyde köylü değil. Aynı kadar köyde misiniz? Cinoğlu köyünde mi yaşıyorsunuz? Yok, ben ayrı bir yerdeyim. Ben de onun sosyal medyadan bir arkadaşıyım. Bak gördün mü ablacığım? Şimdi sosyal evet medyadan arkadaşsınız. Evet. Ben de şunu merak ettim. Evet, tamam, şimdi düşünsenize söylüyorum, ben evliyim. Gideceğim Hülya Hanım'a diyeceğim ki ya Hülya'cığım diyeceğim. Yani hani sen Ali ile evli olduğumu biliyorsun bu ama ben bir de Mehmet'le görüşüyorum. Evet. Hülya'cığım ay ne güzel yaptın, çok güzel, iyi yazışıyor musunuz diye Hülya Hanım bana soracak. Ya mümkün mü böyle bir şey? Ya gideceksiniz yakın arkadaşınıza, başka biriyle yazıştığınızı söyleyeceksiniz. Telefonu da kapattı. Yazıştığınızı söyleyeceksiniz. Bir de şiddet uygulardı. O kadar da emin. Duymuş, görmüş. Ben kendi köylümüz değil bak ablacığım. Yalan söylüyor kadın. Tabii ki. Yani şimdi şiddet uyguluyordu. Dövüyordu. Sen evet buna görüyor muydun? İşte seslere şahit oluyor muydun? Kadının yaşadığı drama şahit oluyor muydun? Ki her zaman. Ablacığım köyde bir tane yani şiddet uyguluyor dersin, ben kendim buradan bir şey söyleyeyim. Şiddetle ilgili bir şey söyleyeyim. Her zaman dikkate alırım ama hiçbir şeyi bilmiyorsun. Sen de o kadın, evlisin. Sen de o kadınla sosyal medya üzerinden yazışıyorsun. O kadın sana diyor ki ben
internette biriyle yazışıyorum diyor. Sen bunu onaylıyorsun. O zaman ben hanımefendiye de şunu sormak istiyorum. O zaman siz de aynı şekilde başka biriyle yazışıyorsunuz. Hani Mehmet'e kaçtığını, Mehmet'e gittiğini bu kadar kolay size söylüyorsa, sizin ikinizin de o platformu kullanma amacı zaten farklı ilişkiler kurmak ve o yüzden de sanırım telefonu kapattı. Şimdi bir yalan de şu var. Abacığım. Gençler, ben kendi köyümüzden ya benim çocuklarım mesela diyelim ki 20 yaşa kadar filan bak 20 yaşa kadar gençler çok iyi kullanıyorlar. Fakat bu sonradan edinilmiş bu sosyal medya çılgınlığını yani evde oturan, daha az vakit geçiren, sosyal hayatı orada yaşamak isteyen kişilerin hepsinin farkındaysanız o mecraya katıldıktan sonra hemen farklı ilişkilere, arkadaşlıklara girmesi, ilk tanıştığı insana güvenmesi, onunla kaçmaya kadar böyle büyük kararlar almasını da görüyoruz. Bak buradan da söylüyorum lütfen sadece yakınlarınızı takip edin, yakınlarınızla ablacığım, konuşun, 2015, arkadaşlıklar ablacığım, yapın. Esra ablam 2015 yılında aynısını yine yaptı. Yani özel araçta ben internete verdiydik o zaman. Nasıl ablacığım. Kaçtı o zaman evden? Hastaneye mi gidiyorum dedi? Hastaneye gidiyor, hastayım dedi. Kadın hastalıklarına geldik ablacığım. Hı hı. Ben beraber yani o günde köyüm, orada ilçenin pazarı. Sayma dedim, sen işini gör dedim yani. Mayın ol dedim, ben geleyim dedim. Hemen bir geldim, kadın yok ortalıkta. Çocuğu alıp gitti. Gitmiş. Zaten Esra Hanım bakın evinizin çatısı akıyor. Siz elinizde o manzarayı hayal edin. Dam yok. Sosyal medyada konuşuyorsunuz, kaçacak yeri de buluyorsunuz. Ya bıraktığınız yerde rahatsızlığı bir anne bilir. 9 yaşında bir evladı bırakıyorsunuz o akan çatının altında. O para alıp gidilir mi yani? Önce bir Rahime Kaya'dan gelecek olan bir haberi bekleyelim bakalım. Onu bulduğumuzda onun bu iddialara, açıklamalara cevabı ne olacak? Gören, tanıyan, bilenler ulaşsınlar. Bir Mehmet Şahin ismi geçti programda. Bu kişinin de söz hakkı ve cevap hakkı vardır. Rahime Kaya'nın ve oğlu Yusuf Kaya'nın nerede olduğunu bilenlerden gelecek olan ihbarlar çok önemli. Antalya'daki seyircilerimizin bu konudaki sağduyusuna, dikkatine ihtiyacımız var. Gören varsa abi Allah razı olsun. Bu kadın yalan söylüyor. Ben biriyle gitmedim diyor. Gel Recep, buradan eşine çağrıda bulun. Ne söylemek istiyorsan söyle. Gelsin boşanalım abi. Buraya. Ha? Dur burada Recep, dur sakin. Yaz. Ne söylemek istiyorsan söyle bak. Onun fotoğrafı orada. Kendisi neredeyse gelsin ablacığım. Bu kadar yani, bitti. Çocuğumu versin, nereye giderse gitsin kendisi. Peki. Recep Kaya'yı uğurluyoruz. Rahime Kaya'yı arıyoruz sevgili seyirciler. Telefon numaralarımız, WhatsApp ihbar numaralarımız ekranda hep yazıyor. Kaydedin Esra Erol diye telefonunuza. Belki bir gün hiç farkında olmadan sizden gelecek olan bir ihbar buradaki olayın, konunun akışını, seyrini değiştirebilir. Yine cuma günü konuklarımdan Ayşe Bulur vardı. Kendisi köyden kalkıp geldi. Sadece isteği evladına ulaşmaktı. Onun da evladı Rabia kaçtı. Ayşe Bulur geliyor önce stüdyomuza, buyursunlar. Kızım Rabia Bulur 19 yaşında, 12 Ağustos'tan beri kayıp. Rabia 18 yaşında. Bu kız ne oldu da 12 Ağustos'tan beri ortada yok? Jandarmayı çağırmış, bir oğlan arkadaşım vardı. Olayla ailem de büyümesin, can güvenliğim yok, ailemden ayrılacağım demiş. Kafasında böyle tasarlanmış yani. Ondan sonra çıktı gitti. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Afyon'da akrabalar varmış, onun yanına gitti diyor. Bizim akrabamız yok. Ilık suda elini soğuk suyu tosturmadı. Bilmiyorum kız kafasını ne kurdu da neden ayrıldı bizden bilmiyorum. Can güvenliğinde endişemiz var. Çocuğum zorla mı tutuyorlar, tehdit mi ediyorlar? Neredesin Esra ablan, arı çocuğu? 12 Ağustos'tan beri öldürdün yavrum bize. Bu bana abin hepsi perişan, çocuğum ne olursun çık. Esra ablan güvenerek gel çocuğum, seni hiç kimse bir şey yapmayacak. Özellikle de Afyon Şuhut'taki seyircilerimize seslenmek istiyorum. Rabia Bulur'u tanıyanlar bilenler ihbarda bulunabilirler. Ayşe abla Söke'den programa katılıyor. Hayatımda ilk defa İstanbul'a geldim dedi. Gelmesinin sebebi de yine evladı için. Hani 12 Ağustos tarihinde kızı Rabia Bulur jandarmayı çağırıyor. Ben bu evden gitmek istiyorum diyor. Gerçekten de jandarma eşliğinde çıkıyor. Fakat orada tabii ondan sonrasında kadın sığınma evine gitmeniz lazım. Ben kadın sığınma evine gitmek istemiyorum diyor. Ve o tarihten itibaren bugüne kadar Rabia'dan herhangi bir haber yok. Anne Ağustos ayından beri kızının yolunu gözlüyor. Neden gitti sorusunu sorduğumda hani evde bir baskı,
bir şiddet var mıydı? Ya da ona çok aşırı baskı yapıyor muydunuz? Çünkü bizim kızımız üniversiteli. Yani daha bilinçli, daha farkında, daha ayakları üzerine durabilir bir genç kız profili var. Hayır, bizim sadece çok fazla borcumuz vardı. Bu borçları Rabia kaldıramadı dedi. Bunun üzerine dedim ki bu borcu Rabia'nın mı ödemesini istediniz? Hayır, zaten biz kendimiz çalışıp bu borcu ödeyecektik. Peki Rabia niye gitti? Hepimiz bu sorunun cevabını arıyorduk. Anne o günden bugüne gene Ayşe abla. Efendim. Gözyaşlarını dindirmek istiyorum bugün. Kurban olurum. Buldun mu? Buldum de sen kurban olurum. Allah durdu. Dünya durdukça sen de dur. İnşallah. Ben evladım kavuşmak istiyorum. Dünya tek istediğim o. O olmazsa ben yaşayamam. Kızın Rabia'yı buldum. Allah! Sesini duymak ister misin? Hem nasıl ister miyim? İstemez miyim? Alo de. Telefon ucunda. Alo. Alo. Neredesin yavrum? Çocuğum, kınalı kuzum neredesin? İyiyim anneciğim ben. Çocuğum iyi olduğunu biliyorum. Ben seni kokunu özledim yavrum. Sımanı özledim. Ananı yak bu garip ananı yavrum. Niye yakayım annem? Yakmam ben seni. Ben seni özledim çocuğum. Gel Esra ablan yanına. Ben canlı yayına çıkmak istemiyorum ama eve geleceğim. Tamam, sen onunla yayın arkasını getirecekler çocuğum. Göstermeyecekler. Ben söyledim onlara. Ben seni öpeceğim, koklayacağım çocuğum. Ben cahilim. Bu oladan bilip gidemem sen olmayacak. Esra abla yardım edersen bindirir arabaya, ben eve geleceğim. Ama ben borcu seni buradan görmek istiyorum çocuğum. Ne olursun Allah rızası için. Rabia merhaba. Merhaba. Neredesin, nasılsın? İyiyim. Hani kayıp değilim. Daha önce de zaten jandarma eşliğinde çıktım. İmcan şu anda kayıp değilsin ama ailen 12 Ağustos tarihinden itibaren nerede yaşadığını, hangi şartlarda olduğunu, yerini yurdunu biliyor muydu? Hani bunu ailemle bir araya geldiğimde elbette söyleyeceğim. Hani kimseden bir korkum, bir çekincem yok. Hani peki, can güvenliğim de yerinde. Kimse niye bu süre içerisinde elinde annene ve babana yani bu kadar şüpheye, meraka düşürdün? Niye onları evden habersiz bıraktın? Bir tepki görürüm diye. Hı? Evden gittiğim için ailemden bir tepki görürüm diye şey yapmadım. Ama ablamla konuşuyordum, iyiyim diyordum. Ablanla konuşuyordun. Çocuğum konuşmamışsın, duyuyor konuşmuşsun. Yerini yurdunu biliyor muydu? Hani bu kadar olayı gizleyecek. Yok, duyuyor konuşmuş. Anneni buralara kadar getirecek duruma niye geldiniz? Sen çünkü üniversite okuyan bir genç kızsın değil mi? Evet, evet. Yani eğitim hayatın var. Tabii eğitim hayatım zaten, ben sonuna kadar gitmek istiyorum eğitim hayatımda. Okumak hangi bölümde istiyorum okuyorsun? Ya bunu merakından sonra. Veterinerlik. Sorayım. Veterinerlik okuyorsun. Kaçıncı evet sınıftasın? İkinci sınıfa geçtim. İkinci sınıftasın. Evet. Normal şartlarda da zaten ailenden ayrıydın. Evet, zaten ayrıydım. Lise hayatımda da ayrıydım. Hı hı. Üniversitede de ayrıydım. Hı hı. Ya böyleydi. Ailede bazı sorunlar oldu. Sonra hani evden gidince de bir çekincem oldu. Belki tepki görürüm tekrar eve gidince diye. Hı hı. Hani korktum ama yine gidecektim. Hani bu olayın buralara geleceğini bilmiyordum. Gelmeyeceğini bilmiyordun yavrum. Ben jandarmalan kapsın, savcılan kapsın, cahillemle aydın valilen kaplan diye attım çocuğum. Esra ablam buldu seni. Ben kayıp değildim. Hani sürekli polis zaten bana soruyordu iyi misin,
bir şeyin var mı diye. Hani kayıp değildi. Bir saniye, öyle her kayıba sürekli arayıp hiç kimse kimseye sormaz. Zaten her gün binlerce kayıp dosyası var. Şunu merak ediyorum. Annen... Evet. Ya sen gittiğinde, izini kaybettirdiğinde, yerini yurdunu sakladığında annen ve baban seni merak edip peşine düşer miydi? Bunu düşünüyor muydun? Tabii düşünüyordum ama kimsenin ne yaşadığını da siz bilemezsiniz. Peki annen baban sana düşkün müdür, seni sever mi? Her anne baba gibi seviyor. Ama onların sen sevgisinden emin misin? Eminim. Ya annenin sana olan düşkünlüğünden... Sana olan duygularından emin misin? Tabii eminim. Sensiz benim yaşamayacağım. Bilmiyor musun yavrum sen? Bilmiyor musun sensiz yaşamayacağım? Rabia, diğer çocuklardan farklı olarak aslında senin özgüveninin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü lise döneminde bile ailen sana büyük bir güven duyduğu için sen ailenden ayrı okumuşsun. Yani zaten özgüvenli bir insanım, özgüvensiz bir insan olsam. Hayır, yani anneden babadan şimdi üniversitede ilk kez ayrılan insanlar biraz daha farklıdır. Ama ay Hülya, çok özür dilerim, bir araya girebilirim. Şimdi özgüveni bir ayırt edelim. Şimdi ben çok ben çok özgüvenli bir kadınım. Siz de evet. Değil mi? Özgüvenlisiniz. Fakat benim özgüvenli olmam, çoluğu çocuğu bırakayım, anneyi babayı bırakayım, kaçayım, bir yere sığınayımla özgüven aynı şey değil. Orada zaten farklı bir sistem devreye. Ben bu özgüveni böyle tanımlamadım. Siz yanlış lütfen yanlış anlamayın. Hayır, ben şunu söylediniz ya, tepki görürüm diye nerede olduğumu söylemedim. Zaten anneniz babanız size liseden beri güveniyor. Size ayrı bir yaşam alanı sunmuşlar. Zaten ben güvensiz olsam ailemden uzak bir yere gitmem ya da başka bir... Şimdi farkı neydi diyorum ben işte. Şimdi niye evden jandarma marifetiyle ayrıldınız? Aileniz size ne tepki gösterebilirdi? Anladığım kadarıyla her anne babadan bir tık da üstte, şartlarını da senin için zorlayan bir anne baba var burada. Duyamadım. Duyamadım. Söylediğinizi duyamadım Hülya'ma verdiğiniz cevabı. Ne demiştim en son? Yani hani özgüvensiz bir insan olsam başka bir memlekette üniversite okumam. Kendime güvenim var ki üniversiteyi okuyorum. Okulumun zaten devamını sonuna Peki, kadar getireceğim. 12 Ağustos'ta evden giderken nereye gideceğini planlamış mıydın? Hayır. Nerede yaşayacağını bu süreyi, bu korona zamanında okulda ya, üniversitede eğitim de yok biliyorsun. Sadece internet ortamında, evet. Online. İşte eğitime nasıl, nerede katılacaksın? Nerede yaşayacaksın, geçimini nasıl sağlayacaksın, nerede barınacaksın, bunları planlamış mıydın? Hayır, ama eğitim zaten online olduğu için yani eğitime katılmam gibi bir şeyim yoktu. Rabia, evlenmeyi düşündüğün biri var mı? Hattan ayrılma. Bu konuyla da ilgili konuşmak istiyorum seninle. Hani birini seversin, evlenmeyi düşündüğün biri vardır, ailen vermez, kaçarsın. Bildiğiniz böyle bir şey var mı? Yok. Olabilir olan arkadaşta, bilmiyorum, yok öl bir ama hani yok hani biri geldi de kapınıza biz evleneceğiz dedi, siz ona karşı çıktınız mı? Yok böyle biri de evlenmeyeceğim, yok evlenmeyeceğim diyordu, okuyacağım diyordu. Bu soruya Rabia cevap verecek. Sevgili seyirciler, reklamlara gideceğiz. Reklamların dönüşünde Nazile Hanım'ın yanına kaçtığı iddia edilen Davut Dağdelen canlı yayında olacak. Hakkındaki iddiaları cevaplayacak. Cevap vereceği kişi de cuma günü biliyorsunuz ki Davut Dağdelen Tam öyle. Direkt bana benzemeye başladı. Evet, Davut Dağdelen'in eşi yayına bağlanıp Davut'la ilgili iddialarda bulunmuştu. Kocam bizi mağdur etti, şu kadar borca soktu. 2-3 aydır ondan ayrıydık. O gidiyor, bu sırada Nazile ile beraber oluyor demişti. Bu iddiaları cevaplamak istiyor. Karısıyla yüzleşmek istediğini söyledi. Melisa verdiği sözü tutup eşi İsmet Can'la hafta sonunda cumartesi günü anne ve babasının evine gidip elini öptü mü? Bu sorunun cevabını reklam dönüşünde alacağız. Ve Doğan'ın biyolojik babası Hasan Sarıcan'ı DNA testinin sonucu nedir? Reklamlardan sonra.
Bende %5 şüphem olsaydı bu çocuk benden diye ben bugün buraya gelmezdim. Bu çocuk benden değil. Açık açık konuşuyorum. Hayır ben Emrah, istemiyorum DNA bu çocuğu. DNA testi yaptırmak çocuk istiyor musun değil. Diye sor. Türkiye bu görüntüleri konuşuyor. DNA testi sonucu açıklandı. Ahmet Filiz, Emrah'ın babası çıktı. Ahmet Filiz ve Emrah Filiz arasında yapılan DNA'larda bağlantı analizi sonucunda biyolojik ilişki saptanmıştır. Emrah Filiz'in babası Ahmet Filiz'dir. Bugün Ahmet Filiz'in şok talebi herkesi çileden çıkaracak. Baba oğul bugün bir kez daha karşı karşıya gelecek. Şimdi Esra Erol'da. Nazile Bayrağı tekrar arıyoruz. İşte belli etmedi gideceğim. Karısı Nazile yine kaçtı. O yine Esra Erol'a sığındı. İçim yanıyor. Bir kalbim var, onu da çaldı gitti. Ben can oldum ya, bana karasın ya. Nazile'nin yanına kaçtığı iddia edilen Davut'un karısı konuştu. Ortalık karıştı. Yuvamız yıkılma durumuna geldi bu kadın yüzünden. Vay be. 36 gram bilezik bu kadınla beraber yemiş. Eşim daha veren. Üzgün bir insan değil, yalan, dolan. Bugün büyük gün. Bugün yüzleşme vakti. İddiaların odağındaki Davut canlı yayında. Şimdi Esra Erol'da. Şu işi bir tatlıya bağlayalım. Hafta sonu elini öpmek, büyük bir aile olmak istiyoruz. Siz cumartesi günü gidiyorsunuz değil mi? Evet, evet. Melisa verdiği sözü tuttu mu? Kaçarak evlendiği kocası İsmet Can'la birlikte babasının evine gitti mi? Siz cumartesi günü gidiyorsunuz değil mi? Evet, evet. Cumartesi için bir başlangıç olabilir. Büyük şoka hazır mısınız? Şimdi Esra Erol'da. Sır perdesi adım adım aralanıyor. Doğan'ın baba olduğu söylenen Aslan Bey ile ilgili de DNA testi yapıldı. İsterdim ki bir tanesinden biri benim çocuğumun evladım olsun. Bugün büyük gün. DNA testi sonucu açıklanacak. Gerçekler ortaya çıkacak. Aslan Sarıcan Doğan'ın babası mı? Sakın kaçırmayın. Ağustos tarihinden beri kayıp olan kızımız Rabia Bulur'u bulduk sevgili seyirciler. Şu anda telefon hattında anne 12 Ağustos tarihinden sonra ilk kez kızının sesini benim aracılığımla duydu. Anne kız şu anda telefonda da konuşuyorlar. Bu arada bir reklama gidip geldik hemen. Rabia tekrar hatta. Rabia merhaba tekrar. Merhaba. Rabia ne olursun çocuğum bak. Esra ablan gibi söyledim. Onlar seni yayını çıkarmayacaklar. Yayını arkasında bir odada buluşacağız. Ne olursun ben gel. De. Sen gelmezsen sonra yavrum ben babanın yüzünü bakamam. Buraya gel yavrum. Beni. Ben uygun ben ailemi yanına gideceğim. Canlı abin askerdi perişan yavrum. Seni belip durur yavrum. Ne olursun gel buraya. Bugüne kadar ben niye bunu gitmedin Rabia? Ben bunun sözünü veriyorum. Annemin yanına gideceğim eve. Tamam yavrum bak bunlar göstermeyecekler. Ben bak söz aldım ondan. Sen yayın arkasında. Ama şimdi ben de mesela Rabia'dan şunu duymak isterdim. Ya anne seni bu zamana kadar üzdüğüm için, merakta bıraktığım için, benimle ilgili kaygılandırdığım, korkuttuğum için beni affet. Evet. Ben gelip seni oradan alıyorum. Buradan artık köyümüze, yerimize, yurdumuza gidiyoruz aynen demesini senden duymak isterdim Rabia. Yavrum, ben hani eve gideceğim, ben ailemle görüşmek istemiyorum demiyorum. Ben eve ailemin yanına gideceğim. Ama beni anlarsın ki ben canlı yayına çıkmak istemiyorum. Tamam, canlı yayına çıkmana gerek yok. Kapıdan da anneni alabilirsin. Ne olur? Hani anneme yardım etmek istiyorsanız bizim... Bu yardımı ben yapmayacağım ona. Bu yardımı evladı olarak bak... Annemi. Ben bak annemi otogardan kendim alacağım. Peki, şimdi annen... ve baban, ailen anladığım kadarıyla malını mülkünü kazandıkları her şeyi senin eğitimine harcamışlar. Aynen. Bu çok takdir edilecek bir davranış, doğru mu? Aynen. Yani bu kız kolejde okuyordu, üniversiteye... Ya. Ben yıkmak diye bir şey yok. Ben yıkmayacağım. Ben geleceğim diyorum. Tamam gel buraya beni bu odada... Neredeydin peki? El ele tutalım gidelim nereye çocuğum. Nereye gittin? Benim yüreğimi yüreğimi yakmış çocuğum yeter. Ağustos'tan beri benim yüreğimi yaktın nereye yavrum. Nereye yani evden çıkmaya gitmeye karar verdin de o kalacağın
bir gittiğin ve güvenli bir yer var. Yani kimin yanındaydın? Güvende miydin orada? Evet, güvendeyim. Güvendiğim bir yer var. Ama ben bunu canlı inandığın ve güvendiğin insanların yanında mısın? Evet, inandığım ve güvendiğim insanların yanındayım. Peki, ailede o kaldığın kişiler? Efendim? Bir aile mi yani? Yani şimdi güvendiğim diyorsun, çoğul konuşuyorsun. Bunlar bir aile. Komşularım olsun, herkes güvendiğim insanlar. Bana çok destek oldular. Aileler mi? Anne, baba ve çocuk mu yaşıyor evde? Benim, siz anlamak istemiyorsunuz galiba. Hayır, ben şunu anlayamıyorum. Ben nerede yaşadığımı size söylemek zorunda değilim. Yani kaldığın yerde senin yaşıtında başka bir okul arkadaşın var mıydı? Bunu merak ediyorum. Yani güvendiğim evet, bir kız... Evet, arkadaşımın yanındayım. Hani üniversiteden mi arkadaşın bu? Ben size diyorum ki bu konunun daha fazla uzamasını istemiyorum. Ben kayıp değilim. İmzam ama şimdi ben o anne baba adına da şunu sorgulamak istiyorum. Şimdi benim çocuğum bunu zaten eve bir arkadaşını getiriyor bak. Şimdi Rabia bak. Şimdi inşallah bir gün anne baba olacaksın. Yani dünyanın en gıcık ama en de anlamlı sözüdür. Yani anne baba olduğunu anlarsın. Düşün ki evlendin, çoluğun çocuğun var, çocuğun yetişkin oldu, kendi ayakları üzerinde duruyor. Sonra bir gün eve sen bir çocuğu böyle pırıl pırıl yetiştiriyorsun, iyi yetiştiriyorsun. Aman yanında ona tehlikeli olacak, kötü alışkanlıklar kazandıracak, ona zarar verecek, yanlış yerlere çekecek bir arkadaşı olmasını istiyorsun. Bütün anne babaların dileği bu mu? Yani çocuğunuzu, o pırıl pırıl yetiştirdiğiniz çocuğunuzu korumak. Bazen onu arkadaşlarından da korumak zorundasınız. Sonra arkadaşınız diyor ki anne... Ben bir arkadaşımı getiriyorum. Tamam getir. E kızım sen nereden geldin? E ben evden kaçtım dese. Bir anne baba o evde kalmasına müsaade eder mi? Abla ben uzatmak istemiyorum. Ben çok güvenli bir yerdeyim. Tamam. Kimse zorla tutmuyor. Tamam yavrum bak. Benim insanım var. Ne kadar süredir güveniyorsun? O insanlara anne ve babandan daha mı çok güveniyorsun Rabia? Rabia yanında 12 Ağustos tarihinde ya da 13 Ağustos tarihinden beri yanında kaldığın insanlara annenin yüzü burada, baban Söke'de, köyde, abin askerde annenden babandan daha mı çok güveniyorsun? Evet, çok güveniyorum. Ne kadar süredir tanıyorsun? Ne kadar sürede bu güveni kazandılar? Ben sizi hala anlamak istemiyorsunuz. Ben kapatacağım artık. Yavrum kapatmayacaksın. Çocuğum, ben güvenli bir yerdeyim. Çocuğum beni seviyorsan ne olur olsun. Allah rızası için. Allah Muhammed aşkı. Peki evlenmek istediğin biri var mı? Sevdiğin bir insanın yanında mı? Yani şimdi iletişim niye kurulur? Anlaşabilmek için, konuşulabilmek için. Ben sana seni anlayabilmek adına sorular soruyorum. Sen bu cevapları böyle duvar gibi benim karşımda duruyorsun. Bu cevaplardan kaçıyorsun. Aslında kaçtığın cevaplar değil. Verecek bir cevabının olmaması. Ya da yanında bulunduğun kişi senin hayat arkadaşı olarak gördüğün kişi mi? Evet, hayat arkadaşı olarak görüyorum. Ben nişanlıyım. Yakın bir zamanda evleneceğim, okulumu da bitireceğim, müsait olunca da ailemin yanına gideceğim. Ben bu konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Yavrum, kızınız. Ayşe Hanım, kızınız nişanlanmış. Ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Yavrum, bizden izinsiz nasılmış? Bunları sormaya başladığımda kapattık. Kızınız dedi ki ben nişanlandım, hayat arkadaşı olarak gördüğüm kişinin yanındayım. Ben buradan... Yaktı bize, o kişilere, yaktı. O isimleri de bulacağım ve şunu da söylemek istiyorum. O anne babaya söylediği gibi bir nişan varsa hangi evladın, hangi çocuğun annesi... Ne olursun Esra Hanım. ...iyi bir çocuk yetiştirdiğinizi düşünüyorsanız yani sahip çıktığınız bir çocuğunuz varsa... ...evden kaçan bir kızı aynen. Annesinden babasından saklayıp uzaklaştırıp evinizde kaldırırsınız. Onun başını silah dayıyorlar, tehditle benim tanıdığım çocuğum değil. O konuda için rahat olsun. Değil Esra Hanım. Ben nişanlıyım dedi. Yalan söylüyor Esra Hanım. Sevdiği biri var mıydı? Yoktu. Yalan söylüyor. Bir erkek arkadaşı var mıydı? Okul dekanı demiş ama ben sevmiyordum dedi. Sevmiyorum dedi. Kızım dedim bir anneli kız gibi değil bir arkadaş gibi konuşalım. Sevdiğin birisi var mı dedim. Yok anne ben okuyacağım dedi. Evlilik hayali var mıydı? Yoktu kesinlikle. Yalan söylüyor, tehdit yapıyorlar. Şimdi Mart'tan beri aslında, Mart'ta değil Nisan'dan beri kızın evde.
Siz pandemiden dolayı da hep evdesiniz. Hani orada çok sık telefon görüşmesi yaptığı biri var mıydı? Hiç. Ya da sürekli mesela erkek arkadaşıdır ama sürekli kavga ederler. Sürekli sinirlidir, agresiftir. Kesinlikle telefon yoktu. Bak dediğim gibi biz borçlardan dolayı babam biz battık diyordun, batırdık diyordun. Anlatırsam işime, hani işe sol olsun ben cahilim kesersin. Onu da taksitlerini öderken ineklerimiz vardı biraz. Dağda oturuyoruz, köyde oturuyoruz. İneklerimizi sattık. Bunu dedik, oğlanı bir iş kuralım dedik. Aldık. Dedik biz buna. İki taksitini geçeydik diye geldiler. Ayşe keşke... ablacığım sen gerçekten borçlandığın için mi Rabia'nın evden gittiğini düşünüyorsun? Ben öyle zannediyorum. Beni diyordum. Sen bu çocuğa git çalış bu borcu öde dedin mi? Hiç demedim. Bu borç onu bağlıyor mu? Sizin sadece yaşadığınız bir sıkıntı var. Ama senin kızın sizden gizli nişanlanma cesaretini gösteriyor ve evden gidiyor. Yapamaz. Bunu tehdit ediyorlar. Yapamaz. Yani neden sizi eğer çok güvendiği bir hayat arkadaşıysa, sevdiği bir delikanlıysa bir insan niye sevdiği kişiyi ailesinden saklar? O zaman olumsuz özellikleri vardır değil mi? Aynen. Ya olumsuz bir şeyi vardır. Bu bir de son verdiği cevabı duydunuz mu? Hangisi? O kadar nişanlıyım. Çok... Evet. Müsait olunca ailemin yanına gideceğim. Müsait, tamam. O yalan söylüyor. Yalan söylüyor, inanma. İşte bu yüzden buraya gelmek istemiyorlar. O tarla, bizim tarla vardı, bir kırsal bir arazimiz vardı. İçini biraz çamıştığımız var. Biz ondan idare oluyoruz, otundan idare oluyoruz. Bankadan para çektik. 190 milyar, 300 milyar para çektik. 320 milyar, 120 milyarını ödedik biz bunun. 190 milyar para kaldı. Bunu 447 milyar yapmışlar. Bu ayın 18'in bizim tağla, ayın 28'in tağlamızı sattı. Anneciğim senin borcun... Tamam kız ondan diyordun. Tarla sat... Evleneceğim diye bir insan düğün masrafıyla çıkar mı ya? Tehdit yapıyorlar Esra Hanım. Anneciğim ben evleneceğim diye çıkar mı? Tehdit yapıyorlar. Yalan, yalan söylüyor. Ben inanmıyorum Esra Hanım. Ben size inanarak geldim. Önce Allah sonra siz inanıyorum. Şunu söylemedi yani. Esra abla orada bir tepki görürüm. Bana yönelen bir şiddet var. Ben annemle şu an ailemle görüşmek istemiyorum demiyor. Size zahmet olmasın Esra abla. Siz annemi diyor bindirin. Madem ki yardım etmek istiyorsunuz. Orada da ince aslında böyle dokunuşlarda bulunuyor. Burada evet Rabia evlatlarını arayan aileleri konuk ediyoruz. Ama... Evet. Eğitimli bir kız da, kendi özgüveni de yüksek olan bir kız da yol iz bilmeyen annesine Esra Eroğlu'dan önce kendisi gelip burada annesine sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yavrum ne olursun gel çocuğum, ne olursun yavrum, yakma bu gariban yavrum. Şimdi arkadaşlarım bir bilgi verdiler bana. Yani Afyon Şubut'ta olduğunu, Tugay diye biriyle bir arkadaşlık yaptığını söylüyorlar. O zaman bu hani ben nişanlandım, hayat arkadaşı olarak gördüğüm kişi dediği Tugay... o kişinin de kim olduğunu bulacağız ve ortaya da çıkacak. Onun da ailesine buradan gerçekten seslenmek istiyorum. Yarın devam edeceğiz bu konuya. Kaldığımız yerden bu işin takipçisi olacağız sevgili seyirciler. İnşallah abla, inşallah. Esra Hanım getir benim yanıma. O evlenmez Esra Hanım, imkan yok, okuyacak o. Yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar Esra Hanım, yalan söylüyorlar. Onun babası ne... Esra Hanım tehdit altında, yalan, kesinlikle inanmıyor. Bunu da yarın öğreneceğiz. Seni şimdilik uğurluyorum Ayşe ablacığım. Tamam Esra Hanım, gel, elinden gel gelen buradan. Yine bir evlat hikayesi, yine gözü yaşlı bir anne baba kapımızı çaldı, stüdyomuzdaydı. Onların derdi de 10 Temmuz tarihinde kaçıp aynı gün nikahlanan kızını bulmak üzereydi. Hürmüz Seyfi Güven çifti geliyor huzurlarınıza. Önce kızları Melisa kayboldu. Sonra kızlarının evlendiğini öğrendiler. O da yetmedi. O günden beri hiçbir haber alamadılar. Karakolda hayatımı şokur yaşadım. Meğerse kızım nikah kıymış kaçtığı gün içinde İsmet Can'la. Kayıp olan Melisa'yı Esra Erol buldu. O son görüştüğünüz tarihten bugüne kadar ilk defa kızınızla görüşmeye hazır mısınız? Eşim ve ailem kabul etmedi. Biz o yüzden bu yolu seçmek zorunda kaldık. Gelin annenizin babanızın elini öpün. Hatta Nuri Beyler, kayınvaliden onlar da gelsin. Şu işi bir tatlıya bağlayalım.
Ama maalesef ki Melisa ve İsmet Can gelmediler. Kızınız şu anda telefon hattındaymış. Biz hafta sonu eğer annemler de kabul ederse, eşimin ailesi kabullenecekse geçmişi bir kenara bırakıp elini öpmek, kendi annemlerin evine gidip elini öpmek, büyük bir aile olmak istiyoruz. Her şeyi geçmişte bırakmak istiyoruz. Ama bunu sadece Keşan'da yapmak istiyoruz. Siz isterseniz ekip arkadaşlarınız gelip orada çekebilirler. Bu şekilde istiyoruz. Burada yayın arkasında görüşelim. Zaten amaç buradasınız. Biz de buradayız. Amaç olmak, amaç büyük bir aile olmak bizim değil. Tamam neden kızım. Sonra gene eve geleceksiniz, gene buluşacağız. Ama biz buraya kadar geldik, siz de buradasınız. Gelin buraya yayın arkasına, yayına çıkmadan hep beraber görüşelim, buluşalım madem. Burada bir ego savaşı olduğunu düşünüyorum. Hani siz oraya çıktınız ama biz yine sizin ayağınıza gelecek olan kişi değiliz. Siz geleceksiniz Keşan'a, biz sizin yanınıza öyle geleceğiz. Ben de öyle algıladım. Sen aslında ailenle bu uzlaşma konusunda can atan bir evlatsın benim gözümde. Ama diğer tarafta eşinin ailesinin aynı samimiyette olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ama yine de cumartesi için bir başlangıç olabilir. Siz cumartesi için gidiyorsunuz değil mi? Evet, evet. Gelmeyecekler. Göreceğiz bakalım. Ekip arkadaşlarım da gelecekler Keşan'a. Derin bir sessizlik var. Yani o derin sessizlikte aradığınız bir, yani beklediğiniz tek bir cevap var. Cumartesi aile Keşan'a gitti. Erkek tarafı ve kızınız gelip sizin kapınızı çaldı mı? Gelip elinizi öptü mü? Şimdi hiç kimse bir şey söyleyemiyor. Kime güvenmiyorsunuz? Anne baba sizce Keşan'a gitmiş midir? Yani çok, kızı ne dedi cuma günü telefonu kapatırken? Siz Keşan'a dönün, biz geleceğiz, sizin elinizi öpeceğiz dedi. Aile gitti mi sizce Keşan'a? Ha? Gitmemiştir. Gitmiştir diyenler? Hiç kimse hiç... derin derin bir sessizlik var. Sevgili seyirciler, aile cumartesi günü evlat işte. Cumartesi günü, hatta cuma gecesi Keşan'a doğru yola çıktılar. Evlerine gittiler ve evde evladını, 10 Temmuz tarihinde kızı kaçtığı zaman evlilik yaptığı damatları İsmet Can'ı ve Demirkol ailesini beklemek üzere evlerindeki yerlerini aldılar. Peki cumartesi günü canlı yayında bu sözü veren Demirkollar, kızınız da dahil, el öpmek için anne babanın kapısını çaldı mı? Bu sorunun cevabı ekrana gelecek olan görüntülerdi. Şu işi bir tatlıya bağlayalım. Hafta sonu elini öpmek, büyük bir aile olmak istiyoruz. Siz cumartesi günü gidiyorsunuz değil mi? Evet, evet, evet. Melisa yayınımıza bağlanıp eşimle birlikte anneme babamın elini öpmeye geleceğiz dediler. Biz hanım ve Seyfi Bey'in evine geldik. Bakalım ne tür hazırlıklar yapmışlar. Gözünüz aydın. Bekliyoruz. Biz hazır vaziyette. Biz zaten hep böyle hazır bekledik de. Onlar gelmediler. İnşallah bugün gelecekler. Aylardır kızını görmüyorsun abla. Sabah ilk kalktığında kaçta kalktın? Heyecandan uyuyabildin mi? Neler yaptın? Sabah 4:30'da uyandım. Yoldan geldim. O saatten sonra hiç uyumadım. Hep hazırlık yaptım. Kızım gelecek ya bugün. Aylar sonra kızımı ilk defa kavuşacağım ya. Kızımı göreceğim. Kızıma sarılacağım. Damadına sarılacak mısın? Tabii ki ona da sarılacağım. Allah razı olsun. Esra Hanım bizi kavuşturdu. Gözümde tutuyor benim. Mavi gözlüm. Papatya kızım benim. Gülmüz abla, hazırlıkları yapmışsın. Çiçek kime? Çiçeğimiz, çikolatamız damat bey için aldık. Ağlama canım, söz verdim ama ağlamadan yine duramıyorum. Her sabah resmini öpüyorum, günaydın kızım diyorum. Her gece yatarken onun eşyalarını uyuyorum ama uyuyamıyorum. Çok özledim, çok kokusunu, kendisini, sarılmayı, içime çekmeyi.
Ümrüz abla bize şey dedi, Melisa'nın odası 4 aydır kimse açmıyor. O gittiği günkü gibi... Gittiği gibi kilitli duruyor, hiç açmadım. Onsuz o odaya giremiyorum. Şu an bakabilir miyiz odaya? Oyuncakları duruyor, 18 yaşında olmasına rağmen. Neden böyle olduğunu kimse anlam veremiyor işte. Tükendim aylardır. Şimdi Nuri Bey'le görüştük. Nuri Beyler der ki damadın işi varmış. Gelmeyecekler. Ankara'ya gitmiş. Ankara'ya gittiği için de gelemeyeceğiz dedi. Madem işleri vardı, madem gelemeyecekler, neden o zaman yayında kızım dedi, yarın biz cumartesi günü geleceğiz. Üstüne basa basa tekrardı. Başka bir gün desin de o zaman. Ne konuşursa konuşsun ben kızımın gerçekleri söylemediğinden eminim. Bunu bana kimse ikna edemez. Sadece kızım ikna edebilir. O da karşıma gelip gözüme bakarak anne biz çok mutluyuz. Kızım bunu söylemediği sürece. Yani bunda başka bir şey var. Bilmiyorum. Siz cumartesi günü gidiyorsunuz değil mi? Evet. Cumartesi için bir başlangıç olabilir. Bu cumartesi günü yaşananlar. Siz ne kadar çok hazırlık yapmışsınız, ne kadar marifetlisiniz. Kekler, poğaçalar, pastalar, masa düzeni. Ya gelecekler ya, aylar sonra kızıma kavuşacağım. Ailesi gelecek, damadın, hepsi birlikte. Yani o yüzden dedim, hazırlık yaptım ama. Gelmeme gerekçeleri neymiş cumartesi günü? Damat Bey Ankara'ya kongreye gitmiş, gitmek zorundaymış, Melisa'yı da almış. O yüzden gelmediklerini söylediler. Ya bunlar karı koca, bunların birbirlerine haberi yok mu? Hep yalan aslında, yalan plan hep. Peki damadın annesi babası geldi mi? Ya çocukların gerçekten de böyle bir şey çıktı, yok. Biz gelemiyoruz. Yok. Bize de söylemediler. Sadece Caner Bey aradığında ona söylediler. Biz gelecekler gibi bekliyorduk. Son dakikada neden gelmediler diye Caner Bey aradığında o yüzden gelemeyeceklerini beyan ettiler. Kaça kadar haber beklediniz? 5.30-6'ya kadar. Çünkü en son ihbar hattında, yani bana bilgi geldiğinde, bizim bir ortak bir grubumuz var. Hani ne oldu, ne bitti falan diye. Çünkü biz de bir tarafta, ya şimdi hafta sonunda çocuklarımla beraberim ama öbür tarafta da hayatımız ve işimiz de devam ediyor. Ne yaptılar, geldiler mi? İşte yok, kekler, poğaçalar hazırlandı, şöyle oldu, bekliyoruz diye. Cumartesi günü maalesef ki Demirkol ailesi yine 10 Temmuz'dan beri bekliyordunuz. 10 Temmuz'dan düne kadar yine bekledi. Fakat pazar günü annenin kapısı çalındı. Kapıyı açtığımızda bakın kimler gelmişti. Buyurun. Yavruma kavuşmadan gel canım ağlarlı. Melisa ve İsmet Can şu an geldiler. Hürmüz Hanım da içeride çok heyecanlı. Çıkalımızı arz edelim. Mesela Erol ailesine teşekkür ediyorum. Bu güzelliğimizi yaşattı. Oğluma da kavuştum, damadıma da kavuştum ama kızımı çok özlemiştim aylardır. Ben kızım sanma da oğlum. Tamam. Ben de zaten bunu kabullendim. Ben baştan beri kabullendim. Çok mutluyum. Sizden saatten sonra neler olacak Hürmüz abla? Bu saatten sonra düğün olacak. Bizim gelinliklerimiz kutuda kaldı. Esra Hanım'a söylüyoruz. Bize düğün izni alır mısınız? Biz bir düğün yapalım, herkes görsün. Abla, bir mutlu son daha. Esra Hanım, bunun sayesinde evlatlarıma kavuştum. Size çok teşekkür ederim.
Damadı ilk defa görüyorsun. Evet, ilk defa görüyorum. Yani bunlar bizim evlatlarımız. Hiçbir şekilde olmasını istemezdik. Daha önce olsaydı, daha iyi olsaydı her şey. Ama yine buna şükrediyoruz yani. Bugünleri gördük. İnşallah amacımız bundan sonra bu şekilde devam etmesini temenni ediyoruz. Böyle olsun. Umarım, inanmak istiyorum. Artık bu şekilde olmasını istiyoruz. Herkes böyle de gider umarım. Melisa, annenden neden şikayetçiydin? Yani neden anneni arayıp sormadın, öyle diyeyim. İşte eşime karşı bir kabulleniş görmemiştim. Buna inanmak istiyorum, artık kabullendiğini düşünmek istiyorum. Böyle bu nasıl tutuyorsa aynı şekilde nasıl oraya tutsun. Nasıl görmemiştin, ne yaptım görmemiştin? Yani geçmişe dönmeyelim. Gelmemişti ki, neyi görmemiştin? Gelmemişti ki. Tamam, artık tamam, bitti. Yani gelmemişti ki. Hani yani, biz sevsin artık. Sevdiğin için de damadı da seveceksin. Evet. Gül'ü seven dikenine katlanırız diyelim o zaman. Esra Hanım buna da izin alsın o zaman, sesleniyorum size. Biz... Pandemi sürecinden dolayı düğünümüzü yapılmıyor. Hani izin almasını isterim. Çünkü gelinliklerimiz, damatlıklarımız, her şeyimiz kaldı. Mevlatlarıma kavuştum. Keşke böyle olmasaymış ama. Bundan sonrası inşallah daha güzel olur. Ve Esra Hanım bunun sayesinde evlatlarıma kavuştum. Size çok teşekkür ederim. Hani geç oldu ama oldu. Oldu. Hep beraber finale bakalım nasıl bitti, hangi noktaya geldik. O yan yana oturamayan, bir araya gelemeyen, kızını göremeyen, damadınla tanışmayan o aile... dünün bütün gün hem kızı hem de damadıyla beraberdi. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyiz. Sizlerin sayesinde. İnşallah. Nasıl hissediyorsunuz? Yani şimdi geldi, aile geldi, damadınız geldi. Damadınızı nasıl buldunuz? Seyfi abi, sizin de duygularınızı merak ediyorum. Çok sevindik, çok memnun olduk. Şimdi birimiz abladan bir tane ya. Böyle evlat gelecek. Evlat sevgisi. Siz sevdiniz mi damadı? Sevdim. Yani... Sevmek zorundayız. Mecbur, evlatlarımız bunlar bizim. Seveceğiz. Siz daha ilk günde hiçbir şey anlamazsınız ama hani genel tavrından, üslubundan. Yok, bir şey anlamadık yani, sevdik. Ama dünden sonra bir daha hiç ne arayan var. Sadece sizin sayenizde orada görüştük. Bize ne telefon numarası verdi, ne aradı bu saate kadar. Bir daha hiç kızımızla bir iletişimimiz yok şu ana kadar, onu da belirteyim. Hiç aramadı. Ha, anne nasılsın, iyi misin? Yok, yok. Sadece sizin sayenizde, sizin ekibiniz orada olacak diye... Mecbur hissettikleri için kendilerine geldiğini düşünüyorum. Belki ben yanılıyordum ama şu ana kadar hiç ne kızım, ne damadım, oğlum diyeyim, ne ailesi tarafından hiç kimse beni şu ana kadar hiç aramadı, hiç bir iletişim olmadı. Giderken telefon numarası dedik kızımıza, kimse duymasıktan geldi, bize ne numara verdiler ne bir şey. Kızına demedi mi, kızım telefonun sana nasıl ulaşacağım? İki defa tekrarladım. Nerede oturuyormuş? Hiçbir bilgi vermediler. Hiçbir konuşma yapılmadılar. Ay niye bu kadar gizli bir şey yani? İşte ben de onu merak ediyorum. Davet etmediler mi? Yani şimdi normalde... Siz davet etmediler mi? Siz onları ağırladınız aynı şekilde. Tabii sizleri de bekliyoruz bir gün dediler. Biz de geleceğiz dedik. Ben de onu söylüyorum canım. Görüşmek istemedi demek. İnşallah bir gün buluşuruz diyorum. Tamam işte. Geçiştiriyorum. Ama böyle. Mutlaka bu burada kalmasın. Haftaya da işte gelin kızımız yemek yapsın. İki aile onun evinde. Yok. Öyle bir iletişim kurulma. Sadece sizleri de bekliyoruz. Daha önce de davet ettik dediler. Buyurun gelin dediler. Ama bugün veya bu saat diye hiçbir şey yok. Şu ana kadar hiç kimse aramadı. Ben İnşallah bu koltukta ben tekrar buradan... kızımla görüşmek için oturmam yani. Yine size gelmem. Sizin sayenizde gördüm, sesini duydum diye düşünüyorum. Demirkol ailesine de buradan çağrı yapıyorum. Artık bu saatten sonra bu Melisa yani, Cuma günü aramalarını beklerdim yani bu saate kadar. Akşam kızım arasın. Yani... Anne ne oh be, üzerimden yıkardı. Anne evet Esra Hanım, bunu beklerdik. Ya da şunu nasıl buldun? Bak anne, gizlice evlendim ama kocam yok, nasıl Esra iyi Hanım. Mi? Yok. Sonuçta iyi oldu. Son. Demirkol ailesine buradan çağrıda bulunuyorum. Artık bir ilk bir adım atıldı. Bundan sonra devamını getirecek olan sizlersiniz. Özellikle de Melisa ile de eşine buradan sesleniyorum. Bir de bana bir çağrıda bulunmuşlar oradan. Demişler ki gelinlikler, takılar, bütün hazırlıklar kaldı ortada. Esra Hanım bize yardım et. Biz bu düğünü yapalım. Ben bu düğünü yapmam, yaptıramam. Çünkü bu toplu koronaya nasıl davetiye çıkartılır? Yani şu anda bu ülkede hiç kimse düğün yapamıyor. Bu konuda hiç kimseye bir ayrıcalık tanınmıyor. Bir de ne olur şu kafalardan vazgeçin. O onu tanıyordur, bu bunu tanıyordur. Ona söyleyelim, aradan girelim. Yani kuralsa kural, hepimiz bu kurallara uyuyoruz. İnşallah salgın süreci biter, tedavisi, aşısı ortaya çıkar.
hepimiz maskelerimizi çıkartıp derin bir nefes aldığımızda siz de o düğününüzü beklersiniz. Ama hani bu aralardan birileriyle iş hallettirme olayını topluca bitirmek lazım. Çünkü düğünleri iptal olan, bir sürü hazırlıklar yapan nice gençler de var. Sağlıklı olmanız her şeyden önemlisi. Bırakın düğün bir yıl sonra olsun. Mühim olan sizin annenizin kapısını çalması. Bana mı çiçekler? Evet Esra Hanım, çok teşekkür ederim sizin sayenizde. Ve ekibinizin, Gözde Hanım'ın, Caner Bey'in. Sizler olmasaydınız yavrumu göremeyecektim. O kadar da olsa ya, bana öpüyorum, yetti. Kalbimden öpüyorum sizi böyle. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Avukat Hanım sizler. Çok teşekkür ederiz. Sizler olmasaydınız bu kadar da olsa sesini duyup kendine sarılıp koklayamayacaktım. Şimdi o zaman Melisa, hemen numaranız neyse, kayınvalidenizin, kayınpederinin numarası neyse WhatsApp'tan bir pık pık, anne bizim numaralarımız bu deyin. İstediğiniz dakikada, istediğiniz şekilde iletişim kurun. Yani Melisa bizim numaramızı biliyor. İstediği, hep işte onu diyorum yani ara. Buradan çıktığında o mesajı atsın. Aramazsa ben yine bu koltukta beni, kızımın sesini duymak üzere bekleyen bir anne olarak ağırlayacaksınız inşallah. Ya işte buna mecbur ediyorlar ya sizi. Seyfi abiciğim hoşça kalın. İyi bakın kendinize. Size, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ne zor değil mi ya? En zor imtihan, evlatla olan imtihan. Hep söylerim ben zaten. Şimdi bu bulursun, edersin yerini, yurdunu da kalbine giden yolu nasıl bulacağız? İşte orası biraz meşakkatli. Orada da fazla merhamet, vicdan ve aile değerleri gerekiyor sanırım. Allah inşallah bütün evlatlarımız bu şekilde yetişirler. Mustafa Bayrak geliyor. Onun da hikayesi... Başlıyor da bitmiyor bir türlü. İlk olarak eşi kaçtığında yine programımıza başvuruda bulundu. Eşiyle şu koltukta oturduk, eşini bulduk, barıştırdık, onları evlerine gönderdik. Fakat eşiyle barıştırmamızın, onların evlerine gitmesinin üzerinden 3-4 gün geçmedi ki eşi Nazile Hanım tekrar kaçtı. Mustafa abi yine bu koltuğa oturdu. Bu sefer affetmek için değil, karımı bulup boşanmak istiyorum dedi. Buyursunlar. ...28 yıllık hayat arkadaşı, eşi 7 Eylül tarihinden beri kayıp. Yar yanıma yavrum. Mustafa abi karını bulduk. Allah başımı tacısın ya. Beni dövdü, gelinim beni onun elinden aldı. Yanında biri var, biri yaptırıyor. Benim aşkım değil bu. Her zaman da yanındayım, iyi gününde kötü gününde. Yanıma gel. Yavrumu delirttirer, delirttirer. Yavrumu aklını çaldıran hayır, yavrum. Beni kimse delirtmedi. Benden de şüphesi varsa söylesin kendisi. Her türlü de güveneyim. Kızınıza telefon attın demiş. Biz arada kalmaktan artık yorulduk. O yüzden iyi düşünmelerini istiyorum. Sonra bir sıkıntıya giriyoruz. Yeni bir başlangıç yapmak istiyor musunuz? Ben istiyorum. Ben de istiyorum. Vallahi hiç istiyor gibi durmuyorsunuz. Barışacak mısınız eşinizle? Barışacağım. Bunu gerçekten istiyor musunuz? İstiyorum. Nazile Hanım, göndereyim mi o akrabanın yanına? Hayır, gönderdirmiyorum. Barışmak istiyorum. Nazile Bayrağı tekrar arıyoruz. Mustafa abi benim yuvamı bu Davut bozdu diyor. Cennet Hanım, Davut ismindeki kişinin eşi. Eşi. Nazile Hanım'ın nerede olduğunu biliyor musunuz? Sağlıkla veren eşimle beraber. Eşim sürekli bundan görüşmelerinden çok yakaladım. Eşim zaten götüreceğim, ya tutacağım, sayıp çıkacağım dedi bana. Eşim beni dövdü. Yuvamız yıkılma durumuna geldi bu kadın yüzünden. Vay be. 36 gram bilezik bu kadınla beraber yemiş. Eşim sağlıkla veren. Üzgün bir insan değil. Yalan, dolan. Hiç de belli etmedi gideceğim. İçim yanıyor. Bir kalbim var, onu da çaldı gitti. Ben can oldum ya, bana karasın. Gelir de evime oturursa bir sene sonra eski eşim olduğu anda izinlenmem alacak. Ya Mustafa abi ne geri dönmesi ya? Keşan değilmiş, Keşan'da. Nerede olduğunu bilen görenler ihbarda bulunabilirler. Hafta sonu nasıl geçti diye soracaktım da siz bir an öyle bir nefes alıp verdiniz ki aslında yaşadıklarınızın özeti gibi. Eşiniz Nazile Hanım şu anda telefon hattında. Nazile Hanım. Efendim. Siz niye evinizi, çocuklarınızı, eşinizi sürekli terk ediyorsunuz ve neredesiniz? Ben sizin ekibinize söyledim. Ne yüzden terk ettiğinizi şimdi o ekiple diyorlar. Yaptığınız konuşma. Ben canlı yayındayım. Ben hiç her şeyi... Yalanlarla, burada... yalanlarla ortalığı... Terk ettim. Bana karasıyla.
Evet, baktım hiçbir değişiklik yok. Aynı bak, halde. Görüyor musun? Bana bak, görüyor musun? Tespit var. Bana bunları işte unutma, unutma. Bu eve bunları koyma. Unutma. Bunlar bu kelimeler bir gün hatırlayacak. Bir konuş, bir dur da ben konuşayım da. Sen konuşma. Hakkın yok. Ne yok benim hakkım? Hakkın sen yok. Beni cuma günü cennet hanımına beni alçakladınız yalan. Bir dakika, bir dakika. 7 Ekim. Hiç şansın kalmadı benim yanımda. 7 Ekim tarihinde kaçtınız? Benim yanımda şansın kalmadı. 15 Ekim'de ben sizi program aracılığıyla buldum. Suçum buraya getirdim. Eşinizle barıştırdım ve siz evinize gittiniz. Ve hiçbir siz... değişiklik yok Ayşe Hanım. Hiçbir zaman değişmiyor. Bak ya, abi, bak ya, ablacığım, bak ya. Değişmiyor bak da. Ya. Yanındasın. Onu söylemeyeceğim. Nereye? Niye söylemiyorsun? Onu söylemeyeceğim. Nereye gittin? Nerede olduğunu söylemeyeceğim. Nazile Hanım, burada aram, yalan aram, söyleyen aram. Biri varsa... Benim yalanım ne yanlış ya? Yani aslında doğruyu söylemeyen... Benim amacı bak, bak ya. Başka biri mi ve boşanmak istiyor musunuz? Evet, boşanmak istiyorum. Şimdi yandım işte. Şimdi yandım. Nazile Hanım, niye? Barıştıktan yandın, sonra... Yandın, bittin. Burada Mustafa buyurun. Abi dedi ki biz aslında yeniden bir hayata başladık. Mutfak gereçlerini falan tencere da tekrar... Tamam. Tencereleri düzmüşsünüz. Ha? Doğru mu bu? Dedikleri doğru. Ha? Doğru dedikleri. Kardeşlerin, kardeşlerin şahit olsun buna. Ne oldu da fikriniz değişti? Yok. Değişiklik yok. Bana ama... tehdit, bana konuşma aynı. Aynı yere götürdüğü gibi tekrarına başladı. Hayır, bende ne değişiklik arıyor ya? Ben bunu gül gibi kokladım. Bir hafta, iki, üç gün kaldı, üç yalan gün. Yalan konuşma. Yanına yaşarama yanına. Ya, Cuma günü canlı yayına bağlanan Cennet vardı. Cennet kim sevgili seyirciler? Kocanın, karım, Nazif. Cennet'in söyledikleri seni neden rahatsız etti? Vay ben Nazile, vay ben Nazile, vay. Cennet ablacığım, bir bak benim yine, işimi sustur, ben de konuşayım bir ama. Kim? Ya. Ulan senin ne konuşma Cennet hakkın var lan? 81 binlerin milyonu lezzet ettin lan sen, beni de yerin dibine soktun. Ne zaman evlenmeye gittiler? Benim kızım bir niye kızım değil ki Cennet Hanım. Ulan Cennet bir insan evlen... Bir şey atıyorsunuz ortaya, zaten onu algılamamı sürüyor. Esra Hanım hep yalan konuşuyor ya. Sen kocanın... Vurdu diye bak, eşinin koluna vurdu diye nasıl vurdu? Ablacığım ben anlatayım da dinle. Hayır, bu tek tek gidelim. Bu sürekli iş arkadaşım diye hareket etmiş. Düzgün oturur musunuz? O kadar seyircinin karşısına lütfen dikkatli oturun. Bu erkekler böyle oturuyorlar yazıklar ya, bana şey geliyor yani. Ya. Nazile Hanım. Nazile Hanım. Bir kocam Mustafa'nın bu Davut'un eşi Cennet'le konuşmasını ne zaman yakaladın? Bak ablam güzel yine anlatayım ben sana. Ben bunu iş arkadaşım ne kayıt etmiş. Bak. Ne zaman? 3-4 ay önce. Tamam. Bu bir telefon çalıyor o diye kaçıyor. Telefon çalıyor diye kaçıyor. Diyeyim ki buna ben. Senaryen kim diyeyim? İş arkadaşım diyor. Hı hı. Ondan sonra bir de benim kız dedi ki anne dedi Cennet diye bir kadın arıyor. Bunu konuşuyor dedi. Bir de dedi oğlunun dedi kendi 3 tane resmini atmış dedi. Bunlar evlenmeye çıkmış dedi. Peki. Ben de bunu eşime sordum. O akşam zaten benim kafalarım duvara döküldü. Benim peki. Gelinimi kurtardı sohbeti. Nazile bu benim. Nazile Hanım, Cennet'i eşiniz Mustafa nereden nasıl tanıyor? Nasıl tanışmışlar? Onun kendine sor. Yengem aramış demiş ki ben Cennet'le evlenmeye çıktım demiş. Yengem de Cennet aramış ayıp değil mi demiş. Görümümün yuvasını niye kıyın demiş. Bu sizi, bu telefon konuşmasını, Cennet'le konuşmasını duyması sizi rahatsız etti mi? Gururunuzu kırdı mı? Gurur diye bir şey diyor. Bunun evde bana olan hareket.
hareketleri rahatsız etti. Zile Hanım, onu sormuyorum. Yani 28 yıllık hayat hikayesi... Ama Mustafa abi, ben konuşamıyorum ya. Bir de dikkat edin bak, bu kadar hanımlar var. Hayır, Mustafa abi. Öyle. Şimdi bak, ben de böyleyim yani, milletin oturuşunu düzelteceğim diye. Şimdi eşiniz başka bir kadınla konuşunca ne hissettiniz? Hiçbir şey hissetmedim. Bana yaptığı acılar beni yakaladı diyene, hani koluna vurmuş etmiş ya. Oradan dinlesin Cennet Hanım. Nereden biliyor beni onun koluna vurduğumu? Nazile Hanım, olayın bir başına gidelim. Eşiniz bu koltuğa ilk oturduğunda, kızınız da bu ilk kaçışınızda konuyu işlediğimizde sizin tavırlarınızın 5 ay önce değiştiğini, sizin sosyal medyada Davut'la yazıştığınızı, bu yazışmalara şahit olduklarını belirtti aileniz. Aynı zamanda bu 5 aylık davranışlarınızın değişmesinde Davut'la olan ilişkiniz, arkadaşlığınız aslında sizi bu değişime götürmüştü. Bir tarafta siz... kendi ailenizden uzaklaşıyorsunuz. Diğer tarafta Cennet denilen kişi de, bu kadın da, 3 çocuk annesi, Davut'un karısı da kocası ondan uzaklaşıyor. Bir tarafta senin kocan, diğer tarafta onun karısı. Diyor ki eşim değişti. Cennet bunu canlı yayında da söyledi. Sence eşin Mustafa'nın Cennet'le nasıl bir bağlantısı olabilir? Sizin dışınızda olamaz. Olamaz. Ya Mustafa abi, bir dakika ya. Olabilir mi ya? Yengemi bağlayın, yengemden şey edin. Cennet'le konuşmaya başlayınca beni Niksar'dan büyüdü, amcamın evine gönderdi. Peki. Ben 16-17 gün amcamın evinde beşledim. Anam, evde ocak da benim öldürdüm. Nazile Hanım. Telefon aklımdan. Çok önemli bir telefonum var. Önce onu alacağım. Gülme, Murat alma. Cennet telefon hattında. Kaldırın kafanızı. Şuraya gelir misin lütfen? Mustafa abinin şimdi oraya dön, buraya dön, telefon, ona sus falan olmuyor. Niye gülüyorsun Nazile? Ne var gülünecek ya? Sizin derdiniz, oturup gülüyorsunuz ya. Geçen gün düşede de güldünüz, derdinizi kırmadım. Böyle bir rahatlık olabilir mi? Can yanıyor, can. Ne gülüyorsunuz? Allah bizden beter etsin gülenleri. Ha, anladınız mı? Cennet Hanım. Sen Cennet, evet. Cennet Hanım, duyuyor musunuz? Utanmadan, duyuyorum, evet ya. Duyuyorum. Peki, şimdi Nazile bütün olayı çevirip diyor ki aslında benim eşimle Cennet konuşuyordu diye. Ablacığım, ben de öncelikle dokumanımı istiyorum bir. İkincisi, yani o benim babam yaşımda bir insan, kesin böyle bir şey yok. Ben dokuman için aradım. Kenan oğlu da biliyor neyin ne olduğunu. Ben bu olaylar içindeyim. Ben babam yaşında insana, öyle bir rezil bir insan değilim. Canlı yayında konuşmak istiyorum. Ben gerektiği yerde oraya gelmek istiyorum. Buyurun. Ben öyle bir karakterde bir insan değilim. Ben bu suçlamayı kabul etmiyorum. Dekümanımı istiyorum. Yani bu insanla ben ne zaman görüşmüşüm? Ya, yani bana iftira atıyor bu. Ben suç durusunda bulunacağım bunun için. Bu insanın dekümanını istiyorum. Yandın, bu insan yalan söylüyor, iftira ediyor. Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Peki Nazile. Yalan söylüyor. Bak, benim babam yaşımda insanı böyle düşünemem. Nazile bak. Anne. Şimdi normalde bu şekilde davranmayan biri için çok yüz kızartıcı bir suçlama. Tabii canım. Diyor ki, yanına eşer. Dökümlerimi çıkartın, bu görüşmeyi ispatlayın. Siz de aynı ispatı yapabilir misiniz? Çıkartın benim telefonumda Davut'la görüşmelerimi biri ispatlasın diyebilir misiniz? Bakın o kadın onu söylüyor. Derim kaç kere konuştuğun eşimle çıkarsın. Benim kızımı aradı, Nazile, babamı arama dedi. Nazile Hanım, siz şu anda neredesiniz? Nazile Hanım şu anda iddianız doğruysa... Bakın iddianız doğruysa siz bir laf vardır halk arasında, acemi hırsız ev sahibini şaşırtır diye... Siz yaptığınız bütün eylemleri karşı tarafa atmaya, üstüne atmaya çalışıyorsunuz. Atmaya çalışmayayım. Siz şu anda, neredesiniz? Nazile Hanım, nerede olduğunuzu gayet iyi biliyoruz. Şimdi hiç artık bunu kıvırmanın filan da bir anlamı yok yani. Bu konuda dürüst davranın, en azından davranışınızın arkasında durun. Yani başka insanları da suçlamayın. Yok, başka insanı değil, benim yanımda olanlar, benim yengemi niye bağlamıyorsunuz? Yengeniz benim ne diyecek? Benim yengem olayın içinde. Şu anda yengenizin yanında mısınız? Kimin yanındayım? Yanındayım. Yengemi bağlayın. Neredesiniz? Neredesiniz? Bunda ne biçim yüz var? Ne biçim yüz var bunda ya? Meliha yengem. Meliha yengem bağlayın. Söyledim mi de diyeceğim? Yengeniz bizi bağlamıyor. Bakın Cennet Hanım iki tane evladıyla mağdur bırakıyor.
bırakılan, tarlada çalışan bir kadın evinde yaşıyor. Sen de Mustafa Bey sen. Burada eşini aramaya çıkmış. Siz neredesiniz? Tamam, bunu sormak. Nazile Hanım, bakın kocanızın davranışlarından kaçtınız. Nereye gittiniz? Ben tehdit oluyorum Esra Hanım. Ben yerimi söylemiyorum. Ben tehdit oluyorum. Şu anlamda yerinizi, şehrinizi merak ettiğim için sormuyorum. Kimin yanına sığındınız? Ben yine aynı kendi güvenilir birinin yanındayım. Benim yerimi de söylemeyin. Güvendiğiniz kişi sizi gerçekten bu dünyada koruyabilecek kişi mi? Devletim var, devletim korur. Ya devlet seni korur da sen devlete sığınırsan, sen devletin kapısına gidersen, sen şiddet ya da aile içerisindeki bir huzursuzluktan bahsedip o kapıyı çaldın da devlet sana zaten kucak açar. Ama açtı zaten, Allah razı olsun. Ama şu anda da açtı, Allah razı olsun. Nazile, sen bunu yapmıyorsun, sen o kapıyı çalmıyorsun. Bak, aradaki fark bu. Devlet Hanım sürekli eşimle anlaşmış. Cennet ne dese ben biliyorum diye. Cennet ne dese ben biliyorum diye. Ya oradaki ekrandakiler demiyor mu benim eşime? Sen neyini biliyorsun bunun diye. Cennet benim kızım. Nazile Hanım, peki bunu niye ilk geldiğinizde söylemediniz? Bir dakika. Bana orada, bana koltuğunuzda oturup ana ilerlemeyelim. Sus demedim Esra Hanım. Niye sustunuz? Niye? Kim sizi sustum. Susturdu? Niye sus, ama? Tamam ilerleme dedi. Ben de ustamıştım. Cennet Hanım, hayır. Şu iddiasına Nazile cevap Hanım, verin. Böyle bir iddianız varsa diyecektiniz ki ben niye evden gittim biliyor musunuz? Kocamın bu davranışları yüzünden. Ama öbür taraftaki kişi diyor ki benim 3 çocuğumla ortada kalmamın sebebi Nazile diyor. O bana mana bulmasın. Bana ay, o hatta şu iddiada bana bulundu Cennet Hanım. Bu iddiayı cevaplandırın lütfen. Ben Esra Hanım, Mustafa Bey size ilk konuk olarak geldiğinde Nazile Hanım benim eşimin yanından gelmişti. Ben bu konuda tehdit aldığım için telefona bağlanamadım dedi. Bu iddiasına cevap verin. Ben evden gidişimine soruyorsunuz, her şeyine soruyor. İstemiyorum, boşasın, davaya yatsın, boşanacağım. Cennet Hanım'ın da lafına şuna cevap vereceğim. Eşim arıyordu, bana veriyordu diye ya. Bu zaten benimle arkadaştı, ne konuşuyordu. Ne demek o yandı? Şimdi bak, çok yanlış anlaşılıyor. Yandı ya. O adam onu yaşayacak. Annesinin... Hikayet et, diyor ki... devletin diyor sen başka biriyle hayır kayıt dışı ilişki yaşayıp diyor bir de devletten diyor bunlar yardım parası ben alacaklar çünkü şikayet dedi edeceğim bana, tamam. Dedi, ne dedi? Dedi. Ya dedim şeyde bakar dedim. Kadın esirgemez. Uçlamaya bak. Ne bana o lafları dedi ne bir şey dedi. Onlarına devleti kandırmalarına fırsat vermeyeceğim diyor. Vermeyeceğim. Ben dur şudur buyur, budur ben bak, neyse buyum dur. Ben bile o borçları sen yaptın sen İstanbul. Kız kardeşini Bahre'den alıp da Çarşamba'dan alıp da Samsun'a sattın. Zehir olsun aklarım sana. Mustafa Bey. İletişim kuramayız. Telefonu kapattı. Şimdi Nazile, yani çok da güvenli bir yerde olduğunu düşünmüyorum. Yaptığınız seçimler, seçtiğiniz hayat tarzı, gittiğiniz yerler konusunda o kadar emin ve garantici konuşuyorsunuz ki bu tarzda seçimler yapanların sonuçlarını her zaman bu programda gördük. Cuma günü ekip arkadaşlarım Nazile Hanım'a Davut Dağdelen'in telefonundan ulaştı. İletişim o telefon üzerinden sağlandı. Bu bir. İkincisi, hayat arkadaşınızla anlaşamıyor olabilirsiniz. Bunun yolu boşanmaktan geçer. Diğer tarafta sizin yolunuzu gözleyen, sizin bu yaşattıklarınızı, hiçbir çocuğun yere gelemezsin, arayamazsın. Onu yaptıklarınızı gören, hiçbir evli, genç, çocuklarım köye çıkamaz onu. Çocuklarınız var. Bakın, bir annenin ya da bir babanın davranışı, hareketlerin hepsi çocuk. Bir aile düzenini bozuyor. Siz aile düzenini bozuyorsunuz. Aile kurumun ayaklar altına alıyorsunuz. Onun düzeni zaten bitmişti.
İstemiyorsan boşan, ikna et boşan. Boşanma konusunda bu kadar dik olun ve dirayetli olun. Ama bunu biri için yapmayın. Hayatınızda bir şey yapacaksanız kendiniz için yapın. Bu Davut Bey'le görüşecek az kaldı. Sabredin. Hep seçimleri başka bir adam yüzünden ya. İnsan kendi için yapar. Huzursuz muyum kardeşim? Tek başıma kalacağım, boşanacağım. Çocuklarıma da bakarım. Her şeyi de yaparım diye. Bir kendiniz için yaşayın. Bir nefes alın ya. Nazire Hanım, bakın. Birinin günahını almak kadar kötü bir şey yok. Siz bu telefona bağlandınız. Evinizi iki kez terk eden, torun sahibi olan bir insansınız. Cennet Hanım'a şu iftirada bulundunuz. Şu anda Cennet Hanım evinde çocuklarına bakmakla meşgul. Eşi tarafından tehdit edilen ve terk edilen bir kadın. Kadının başına bir borç hala orada. Siz çok anlamsız bir iddiada bulundunuz. Bunları eğer medeni cesaretiniz varsa kaçtığınız yerden bağlanın. Cennet Hanım'dan özür dileyin. Zina yapıyor. Şimdi ben nikahımın altında zina yapıyor. Zina. ...ile beraber zor bir hayat yaşıyor. Çünkü koca giderken çok yakınlarından Cennet Hanım'ı borç almaya zorlamış. Aynen öyle. Kadın da bu borçları alıp kocaya veriyor ama o borçların hiçbiri ödenmiyor. Şu anda Cennet etrafına ve çevresine kocasının yüzünden de borçlanmış. Yarın bu konuya devam edeceğiz. İsmi geçen herkesin söz hakkı, cevap hakkı vardır. Cennet'i de lütfen buraya çağırın, buraya da gelsin. Seni şimdilik uğurluyorum Mustafa abicim. Tamam mı? Yarın devam edeceğiz. Tamam. İnşallah bir an önce yani sizi anlaşmalı boşanmaya götürebiliriz. Bunu böyle bak hemen boşanmak istiyor. Yani madem hiçbir şey yapamıyorsanız gelin karşılıklı ortak anlaşın. Nazile Bayrak anlaşmalı boşanmanız sağlansın. Sonra nasıl bir hayat istiyorsanız gidin o hayatı yaşayın. Genç olanları anlıyorum, kusura bakmayın da yani ama böyle artık evlilikte yıllar geçmiş, torun torba sahibi olmuş insanların da anlamsız bir şekilde kaçışlarına da anlam veremiyorum yani. Ayşenur Coşkun konusuna geçiyoruz sevgili seyirciler. Nilgül Alpak hikayesi herkesi çok derinden etkiliyor. Beni gören, tanıyan, sokakta sizleri, onları gören herkes de... bu kadını kucaklamak istiyor. O hepimizin kadını. Nilgün Alpak çocuklarıyla beraber stüdyomuzda. Bugün bir DNA testimiz daha var çünkü. Bugüne kadar yalnız bir çocuktun. Evet. Seni dünyaya getiren bir anne vardı, ismi vardı, durumu ortada. Öbür tarafta senin bir baban vardı. Nüfusuna kayıtlı oldun, Ahmet Filiz. Ama o daha annenin karnına bakarak bu çocuk benden değil diyerek oradaki son noktayı koyup Nilgün Alpak'ı hamilelik döneminde annesinin kapısına bırakıp kendi deyimiyle onu bırakıp oradan kaçtım diyen de bir baba var. Nüfusuna Esra kayıtlı Hanım. Oldun. Sen onların kapısına gittiğinde hep... Evet yani bir samimiyet falan görmedim. Çözüm de görmedim. Sorumsuzluk gördüm. İhmal gördüm. Yalan söylüyorsun sen. Utanmaz herif. Bir doğru konuş lan. Sahtekar bu ya. Daha gelir gelmez bunu. O gün içerisinde karnı şişmeye başladı. Ya sen niye alıyorsun o zaman ya? Ben İraden yok mu senin? Ya ne biçim konuşuyorsun ya sen? Ben de %5 şüphem olsaydı bu çocuk benden diye ben bugün buraya gelmezdim. Bu çocuk benden değil. Açık açık konuşuyorum. Hayır ben Emrah, istemiyorum DNA bu çocuğu. DNA testi yaptırmak çocuk istiyor musun değil. Diye sor. Peki benim o DNA testi açıklandığında ben yok. Desem ki Ahmet Filiz, Emrah Filiz senin çocuğun desem. Hayır değil. Pişmanlık tabii. Duyar mısın? Ya üzülürüm. Pişman olmam ama üzülürüm. Tabii ki üzülürüm. Ya sen karaktersiz bir insansın ya. Üzülsen ne olacak ya? Lütfen çocuk, benimle çocuk konuşun. Çocuk başında büyüdün zaten belli. Ya ben DNA testinin sonucunu... Ben bunun babası değilim. DNA ya. Testinin sonucunu açıklıyorum. Bak, hazır mısınız? Hazırım efendim. Ahmet Filiz ve Emrah Filiz arasında yapılan... DNA'larda bağlantı analizi sonucunda biyolojik ilişki saptanmıştır. Emrah Filiz'in babası Ahmet Filiz'dir. Emin misiniz efendim? Ahmet Bey, Emrah'ın babası sizsiniz. Esra Hanım yapacak başka bir şey yok artık. Tamam. Nasıl? Şuraya ya? Bak ne kadar rahat bir insansın ya. Esra Hanım şunu susturur musunuz? O lütfen. Sizin çocuğunuz.
Ahmet Bey suçlusunuz bakın. Özür dileyin bari ya. Kusura bakma deyin evladım falan böyle şeyler söyleyin. Ya şimdi çok gergin bir konudan çıktım. Böyle bir hafif tatlı başlamak istiyorum. Ahmet Filiz ve Emrah Filiz konusuna geçeceğim. DNA testi sonucu açıklandı. Hafta sonu Ahmet Filiz için zaman nasıl aktı? Neler hissetti, neler düşündü? Büyük bir pişmanlık yaşadı mı? Bugün oğlundan özür dileyecek mi? Beni affet diyecek mi? Ben bir hata yaptım. Sen beni affet. Ben seni bıraktım. Ben seni terk ettim. Beni affet diyecek mi? Bunu çok merak ediyorum. Şimdi alacağım cevapları bilmediğim için de böyle stres altındaydım. Ama ya niye? Bir sıkıntı olmuş. Şimdi bir fotoğraf geçti de elimize. O fotoğrafı yayınlamak istiyordum. Bu fotoğrafın kimle alakalı olduğunu, yani kime ait olduğunu, ne zaman ait olduğunu falan söyleyemem. Sadece buraya ekrana getirecektim. Bakalım buradaki kim bilecekti o fotoğraftaki kişileri. Neyse fotoğrafı şimdi herhalde teknik bir arıza olmuş. Fotoğraf geliyor. Geldiği zaman da o bölüme geçeceğiz. Önce... Güzel aile... Türkiye'nin canım ailesi. Herkes onları kucaklamak istiyor. Annesi ve yavruları. Nilgün abla aynı evde, aynı koltukta, aynı odada, aynı masada çocuklarıyla beraber bir hayatı hak eden bir insandı. Aslında bunu her kadın hak ediyor. Çocuklarıyla güven içerisinde huzurlu bir dünyada yaşamayı. Ama maalesef ki hayatına giren insanlar, başta annesi... ve sonrasında yaşamına giren tüm erkekler ondan gençliğini, anneliğini, kadınlığını, normal bir hayatı çalmışlar. Çünkü hepsi onu kullanmış, sonra da mağdur etmiş ve sonrasında da sanki o bir can, bir kalp, bir ruh taşımıyormuş gibi öylesine bir kapının önüne bırakıp arkalarına dönüp gitmişler. Ama bu saatten sonra bu böyle olmayacak. Böyle de devam etmemeliydi. Her şey programımızda başladı. Nasılsınız? Bak yine yaprak gibi titriyorsun. Emrah sen nasılsın? Sağ olun, çok teşekkür ederim. İyi, sağ olun. Teşekkür ederim. Doğan sende hayat nasıl akıyor? Çok güzel. Ha? Harika. Harika. Son yani zamanlarımın en güzel, hatta hayatımın en güzel günleri. Neler yaptınız hafta sonu? Biraz gezmişsiniz galiba. Evet, gezdik. Emre abinin sağ olsun çok sevdiği bir abisi bizi biraz dolaştırdı. Çok güzel vakitler geçirdik. Anne geldi mi? Siz gençler mi gittiniz? Anne de geldi. Anne de geldi. Evet. Ay seni de mi aldılar? Evet. Bu gençler böyle kendi hemen gidiyorlar diyorlar ki anne sen bekle biz geleceğiz. Seni bırakmadılar mı? Ben de gittim. Sen de mi gittin? Evet. Güzel vakit geçirdin mi? Evet. Mutlu musun evlatlarınla? Mutluyum evet. Nilgün abla. Bundan önceki hayatınla bundan sonraki... çocuklarınla olan hayatın sence güzelleşti mi? Güzelleşti. Güven hissediyor musun? Hissediyorum. Hissediyorsun değil mi? Evet. Peki. Şimdi Emrah, senin ne hissettiğin benim için çok önemli. Çünkü 27 yıl boyunca senden kaçan, hastalıkları olan bir annem vardı. Ama diğer tarafta seni reddeden, daha annenin karnındayken onu kendi annesinin kapısına atan bir baban. Ama onun nüfusuna kayıtlısın Ahmet Filiz. Ama o her seferinde aynı cümleyi söylüyor. Sen benim çocuğum değilsin. Evet. Ama o yalan bitti. O hikaye bitti. Sen Ahmet Filiz'in çocuğusun. Ahmet Filiz de bunu canlı yayında milyonların önünde duydu. Duydum efendim. Yani ben daha önceki programda da söylediğim gibi kendimi daha şanslı hissediyorum. Belki daha kötü bir durumda olabilirdim. Daha kötü bir karakterde de olabilirdim. Ama kendisini kınamıyorum. Ben Fize'de de suç buluyorum. Çünkü anneannem herhalde kendisini kandırmış. Bir şekilde aldatmış. Ahmet Bey de bu konuda araştırma gereğinde bulunmamış. Ahmet Filiz. Efendim. Daha ben... anne karnındayken bu çocuk benim değil dediniz. Harfende. Fize Anfağ'ın kapısına Nilgün'ü bıraktınız. Onun tek resmi nikahlı eşiydiniz. Ve bu ilişkiden de bir çocuk dünyaya geldi. Evet. 27 yıl sonra Emrah Filiz'in aslında sizin öz çocuğunuz olduğu ortaya çıktı. Harfendi ben bir 10 dakika konuşabilir miyim? Neler hissediyorsunuz?
Ben 10 dakika bir konuşabilir miyim? Tabii ondan ki işte sohbeti başlatmak için ilk sorumu yönelttim size. Yani Cuma günü DNA testi sonucunu açıkladıktan sonra, bu gerçekle yüzleştikten sonra neler hissettiniz? Çok merak ediyorum. Harfendi ben bir 10 dakika konuşacağım, hissettiklerimi de söyleyeceğim zaten. Konuşun ya, işte. Yani ne hissediyorsunuz? Yaz 10 dakika benim kesinlikle sözüm kesilmesin. Valla 10 dakika sürem yok. Ahmet Bey sizle sohbet etmek istiyorum. Soruyu yöneltiyorum. Ne hissediyorsunuz? Hissiniz, duygularınız var mı? Empati yapabildiniz mi? Vicdanınızı sorguladınız mı? Yastığa kafanızı koyduğunda Ahmet sen ne yaptın dedin mi? Hanımefendi ben hiçbir zaman onun annesine yanlış yapmadım. Namusumla nikah yaptım. Namusumla da şey, devletin verdiği hak nedir? Evlilik. Devletin benim hakkım var boşanmak. Hanımefendi ben bu kadın akıl hastası oldu diye bırakmadım. Aklınıza bir şey gelmesin. Kadın evden kaçıyor. Onun için bıraktım. Tek yani yarın bir gün kaçıyor. Ya üç defa kaçtı bende hanımefendi. Yani akıl hastası diye şey yapmadım yani hasta diye. Yemin ediyorum öyle bırakmadım. Kaçtığı için gerekli yerlere başvuru yaptınız mı Ahmet Bey? Hastanelere? Sözüm kesilmesin lütfen. Ahmet Bey artık kaçıyordu, geliyordu. Onları zaten iyi biliyoruz. Ben şunu merak ediyorum. Siz 27 yıl boyunca kendinize şu yalanı inandırdınız. Bu çocuk senin değil Ahmet. Ve 27 yıl boyunca da herhangi bir DNA testi yaptırmadınız. Ya da biz dava soybağının reddi davası açmadınız. Babalığın tespiti için hiçbir şey yapmadınız. Harfendi, 27 yıl sonra ben size dedim ki kardeşim sonuç bu. Bu çocuk senin aslında çocuğun dedim. Harfendi, ne hissettiniz? Harfendi. Bu karım sene gittim. 4 yaşındaydı. Ben o zaman işimi bırakmıştım. Mecbur kaldım, işlerimi bıraktım. 4 yaşında şey ettim karım sene. Hem çocuğa baktım. Gittim gördüm çocuğu. Aldım kucağıma. Ondan sonra bir de dedim ki efendim ben bu çocuğu nasıl alabilirim? Sen dediler evli misin dediler. Evliyim ama dedim annesinden boşanmak üzereyim dedim. Peki bir işim var mı dediler. Efendim sadece dedim şu anda işsizim. Yalnız sokaklarda çorap satarak kendimi geçindiriyorum istiyorum. O zaman dediler sana çocuğu veremeyiz dediler. Ben bunları... Bu cevabı asla almazsınız. Ben Perşembe, Cuma günü ben bunları anlatamadım size. Şimdi konular giriyor. Onları anlatamadınız da 18 yaşından sonra üniversite eğitimine giden ama yurttan çıkmak zorunda olan bir yıl sizi misafir etmenizi istediği çocuğu niye kabul etmediniz? Ama 21 yaşında çocuk geldi benim yanıma. 18 yaşında siz arandınız, siz kabul etmediniz. Bunlar da var devletin sonaklarında. 18'de kapına geldi, niye kabul etmedin? 18 benim kapıma, ben yoktum. 18 yaşındayken 21 yaşındayken. 21 yaşındayken. İşte 21 yaşında. Geldi benim yanıma, misafir kaldı. Yani geldi bir gece kaldı, ben de her şeyi anlattım ona ben. Ne dediniz o gün? Ama yanlış anladım. Bilmediğim şeyler anlatmış. Sen benim çocuğum değilsin dediniz mi? Ya dedim annen dedim evden kaçtı durmadan. Ben dedim şüphe ettim. Annen de dedi ki bana çocuk senin değil dediler bana. Efendim ben buralarda haksız duruma düşüyorum. Aslında ben ben bu kadını kullanmadım. Dilendirmedim. Ahmet Bey, şaşırtıcı olan şu, siz onun tek resmi nikahlı evliysiniz. Kim olduğunuz, yeriniz, yurdunuz, adınız, sanınız belli. Bu çocuğun bir kimliği var ama siz de diyorsunuz ki bu çocuk benden değil. Hanımefendi. Yıllarca buna inandınız. Şimdi Ahmet abi robot gibi konuşmayı bırakalım. Ben şunu merak ediyorum. Hanımefendi ben inanmadım, inandırıldım. Kim inandırdı bunu size? İnandırıldım bak. Kim inandırdı? Hanım kendi söyledi bana. Kim? Hanım kendisi söyledi bana çocuk senin değil dedi. Ben Ahmet abicim. Büyük bu kadının diyorsun ki akıl hastalığı vardı. Kadın 3 kere evden kaçıyordu. Böyle bu özelliklere sahip biri sana gelip de bu çocuk senden değil derse onun sözüne inanır mısın? İnanır mısın ya? Bak kadın akıl hastası diyorsunuz. Fakat başka yerden dedi ki ben dedi bir yerin evini yaktım dedi. Birisinin evini yaktım dedi akrabamın. Annesine sordu. Evet evini yaktı dediler. Ha, ispatladınız yani. O zaman dedim bu doğruysa bu da doğrudur. Çok saçma ya. Eğer ben şey yapsaydım. Ahmet abi 27 yıl öncesine gidemeyeceğim. Ben 27 yıl sonrasındayım. Cuma akşamındayım. Sizin inandığınız tek bir şey vardı. Emrah benim çocuğum değil. DNA'da da bu çıkacak. Ben de size dedim ki Ahmet Bey.
Bakın 27 yıl, görüyor musun Emrah? Evet. Bak 27 yıl boyunca o artık hangi düşünceyle bu çocuk benden değil demiştin ama sen bu çocuğun aslında babasısın dedim. Evet. Ne hissettiniz? Ben tabii ki güzel şeyler hissettim. Belki çocuk anlamaz şimdi de. Ben güzel şeyler hissettim. Bir pişmanlık yaşadınız mı? Yaşadım. Çocuğu ben dün aradım. Dün aradım. Emrah'ı aradınız. Aradım. Ne dediniz? Çok özür diledim. He? Çok özür diledim. Ama doğru. O şimdi kabul etmiyor. O ayrı bir şey. Yani tamam ama kabul... bunu duymak istiyorum. Bunu lütfen milyonların önünde de söyleyin. Çok... Neyin özrüydü bu? He? Neyin özrüydü? Şöyle söyleyeyim. Ya her insan hata şey yapar. Yanlış düşünebilir. Yanlış... Şey yapar. Sadece ben değilim dünyada. İnsan bir şeylerde yanılabilir. Ben yanıldığımı kabul ettim. Cumartesi günü Ahmet Bey aradı. Evet. Cumartesi diye pazar günü. İşte pazar günü. Yani sıkıntı şurada. Ahmet Bey'in yeterli gayreti göstermediğini ben düşünüyorum. Çünkü ben bizzat kendim DNA testine bulunmasını istedim. Kendisi de sürekli benden kaçtı. Şunu da söylemek istiyorum. Yani şimdi ben benim zaten buraya gelmemin sebebi annem. Annem 27 senedir sokaklarda kalmış. Zaten duymuşsunuzdur, dilenmiş maalesef. Yani ben sizin pişmanlığınızı sineye çekecek değilim yani. Ben anneme asla haksızlık etmem. Esra Hanım, ben kaçmadım DNA testine hiçbir zaman. Haklı mı bu konuda? Hayır, ben DNA testi yaptıralım dedim ben. Ahmet Beyciğim bakın, sizin ona gel DNA testi yaptıralım demenize gerek yok. 27 koca yıl, yani bir insan yetişiyor, bir aile kuruyor, çocukları oluyor. Yani... Çok uzun bir hayattan, ömürden bahsediyoruz. Anne, siz bunu mahkeme yoluyla da imkanınız bile olmasa, işte adli yardımdan bir şekilde bu işi sonuçlandırabilirdiniz şüpheniz varsa. Bu kadar zaman beklemenize gerek yoktu. Ya da bu şüpheyle insan yaşayacağına derdin ki kardeşim gideyim bir sonuna kadar göreyim. Hanımefendi, ben yeni öğrendim. Ben yeni öğrendim yani. Cuma günü öğrendim. Neyim? Yani bunu daha erkenden de öğrenme fırsatınız vardı ama bunu değerlendirmediniz Ahmet Bey. Evet. Büyük bir pişmanlık yaşıyorsunuz. Değil mi? Tabii. Söylemek istedikleriniz varsa lütfen Emrah'a söyleyin. Bilmiyorum, kabul edecek mi? Etsin etmesin. Haklı mı kabul etmemekte? Haklı. Siz olsanız onun yerinde. Emrah baba, sen çocuksun. Karşındaki bu adam sana diyor ki her zaman kapısına gittiğinde sen benim çocuğum değilsin, sen benim çocuğum değilsin diyor. Annesini de bırakmışlar. Ben dün akşam anlattım ona. Tamam. Bunu ekran başındakiler de duymak istiyor. Evet. Ne söylemek istiyorsanız bunca yıl biriktirdiğiniz. Esra Hanım, evet hatalar oldu. Ben bunları hep şu anda artık bundan sonra kabul etmek mecburiyetindeyim zaten. Eğer kendisi isterse beyaz bir sayfa açamayız ama beyaza yakın bir sayfa açabiliriz. Şimdi bunu da hata demeyelim. Bu kadar basite de indirgemeyelim. Yani çünkü hata dediğiniz şey hani böyle bir yanlış davranışınız olur. Ama bir insanın hayatına mal olmaz o hata. Benim rahatsız olduğum bir konu var Ahmet Bey. Hatalar büyük de oluyor. Ya DNA testi saptanmasaydı. Aynı DNA testi ya saptanmasaydı mesela. Biyolojik baban oldu çıkmasaydı. Aynı bu insanlığı gösterir miydiniz? Yine konuşuyor. Esra Hanım. Çocukla biz yine konuşuyorduk. DNA testinden önce öyle bir tavır aldınız ki. Hayır, yani burada beni, annemi çok küçük düşürücü laflar söylediniz. Hayır. Yani ben bunu asla şey yapmam yani. Bak hanımefendi, Esra Hanım. Biz daha evvel senelerce konuştuk çocukla. 18 yaşından beri çocukla konuşuyoruz. Sen sürekli bak seninle konuştuğumda DNA testi için konuştuğumda sürekli telefonla bana kapatıyordun. Hayır. Bak ben yalan konuşmuyorum. Ahmet Bey bakın devlet soybağının reddi davasında babalara şunu söylüyor. Diyor ki siz evet bir takım nedenlerle evlilik içinde doğan çocukların da soybağı değiştirilmiş olabilir. Bu davaya gidip açarsınız ama diyor öyle diyor sizin diyor inisiyatifinize bırakmadım diyor. Bu süre diyor bir yıl. Bir yıl ne zaman itibaren başlar? Doğumdan veya annenin bir başka... Senelerce bunu bildiğiniz halde, evlendiğiniz kişinin nasıl biri olduğunu bildiğiniz halde... Kendi kuru gürültüye böyle kendinizce de hesaplar yapmışsınız. Ekrana da çıktınız.
burada mağdur olan bir kadının iffetine, namusuna da diz attınız. Ve dediniz ki bu kadın bunu bana söyledi. Hanımefendi bak ben... Ve babalığı bakın dediniz ki ben bu davayı da açmadım. Açmamamın altında yatan neden maddi imkansızlıklarımdı. Ama diğer taraftan da babalığınızı ispat etmek için 14 yaşındaki oğlunuza en lüks kıyafetleri aldığınızı, en son model telefonları aldığınızı. Hatta avukat hanım sorun bakalım 14 yaşındaki oğlum kaç tane telefon eskitti diye de bana yayın arkasında sordunuz. Evet, evet. Babalık maddiyatla olmaz. Eğer bir maddi imkanınız bir telefon alacak kadar paranız vardıysa, şüpheniz vardıysa devletin yurdunda olan bu çocuğu 27 yıl boyunca acaba ben Ahmet Filiz'in oğlu muyum şüphesinden kurtarırdınız. Harifende. Ahmet Bey, son sözlerinizi alacağım. Harifende ben 15 seneden beri imkanlarım var. Ondan evvel hiç imkanım yok. Peki keşke 15 yıl yani varsa bu imkanlar, bu imkanları Emrah'ın babası olup olmadığı konusunda testleri yaptırarak ya da mahkemeye giderek çözmüş olsaydınız da bu kadar yıl kayıp olmasaydı. Harifende her şey yanlışlıklar olmuştur. İşte yanlışlıklar olmuyor. Uğraşacağız. İnsanı diğer canlılardan ayıran şey akıldır. Araştırmadır, sorgulamadır. Ha bunu yapmadınız. Ama ben o zaman şunu söyleyeyim. 15 yıl boyunca maddi imkanı varsa özel bir laboratuvara nasıl biz Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan araştırmaların yapıldığı şirketler varsa, param varsa giderdin oraya, bastırırdın parayı. Derdin ki Emrah gel bugüne kadar DNA yapalım. O zaman siz DNA testinin sonucundan o kadar emindiniz ki baba çıkacağınızdan, bu gerçekle yüzleşmemek için DNA testini yaptırmadınız. Hayır efendim öyle bir şey değil. Benim aklıma bu geldi. Şimdi diyor ki param var. Paran yoksa param var gidemezsin. Demedim. Hayır param var demedim. Paran emekli... yoksa mahkeme yoluna gidin. Hayır emekli oldum. Benim param yoktu yine de. Yani anladım Ahmet Bey. Geçmişten daha iyi oldu imkanı. Öfelediniz yani. Yeni bir sayfa açmak zor. Beyaz bir sayfa açamayız ama ben bir başlangıç yaparım. Ama bu Emrah için yeterli mi? Bu sorunun cevabını o çok aklı başında, çok inançlı, çok düzgün bir çocuk gerçekten. Evet. O kendi içerisinde bu sorunun cevabını elbet verecektir. Onun cevabı da hemen bugün olmaz. Tamam efendim. Şimdi hepinizden Nilgün abla, Doğan, Emrah, Ayşenur buraya bakmanızı istiyorum. Heh Doğan çok güzel, anneni de kapat önünü. Abi. Şimdi buraya bir fotoğraf karesi gelecek. Nilgün abla özellikle senin bu fotoğrafa bakmanı istiyorum. Tamam. Bakalım fotoğraftakileri tanıyabilecek misin? Heyecanlandın mı? Biraz. Biraz. Sizin için de çok anlamlı bir fotoğraf çünkü. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Ya öyle tatlı bakıyorsunuz ki suratıma. Gelsin fotoğrafımız ekrana. Bu küçük kız çocuğu kim? Annem. Annem Şükrü. Anneniz. Çok tatlı ya. Nilgün abla. Efendim. Doğum günü kutluyoruz. Bravo sana. Çok akıllı bir kadın. Evet. Kimin doğum günü? Benim. Senin doğum günü. Evet. Kaç yaş? Bilmiyorum. 6-7 olabilir. 6-7 olabilir. Evet. Doğum gününde kimler olduğunu hatırlıyor musun? Ailem var. Ailem vardı. Evet, o kadar. Gerçekten fotoğrafın tamamını vermedik. Nilgün ablanın bir doğum günü kutlama karesi. Yanında da iki kişi var onları tutan. Onlardan gelmiş. Seyircilerimizden. Böyle güzel bir kız çocuğu. Doğum günü pastasını üflüyor. Biz biliyorsunuz ki böyle pastayı üflerken yani şeydir onlar hep böyle hurafedir ama hep bir iyi dilekte bulunuruz. Yani aslında bir yalvarıştır, bir yakarıştır o. İşte 6 yaşındaki bir çocuğun en büyük dileği bir oyuncak sahibi olmaktır. Biraz büyüdüğünüzde ona göre talepleriniz artar. Ama insanın kendi yaşıyla ve her yaşla ilgili tek bir dileği vardır. Mutlu, sağlıklı ve huzurlu olmak. Nilgün abladan maalesef ki o mutluluğu, o sağlığı, o huzuru da çalmışlar. Ve beni en çok acıtan bazen olur ya yokluktur.
yokluktan dolayı, çaresizlikten dolayı, yer iz bilmemekten dolayı hiçbir şey yapamazsınız. Eliniz kolunuz bağlanır. Tıkanırsınız. Ama Nilgün ablanın hayatı öyle değil. Nilgün abla gayet varlıklı bir ailede dünyaya gelmiş. Ve ailesi de varlıklı. Ama onlarda olmayan kalp. Onlarda olmayan vicdan. İşte onu da parayla satın alamıyorsun maalesef. Bir fotoğraf karesi daha var. Nilgün abla. Evet. Ne zaman ait ve neresi? Bilmiyorum, şu anda hatırlayamadım. Dikkatli bak. Kim bu fotoğraftaki? Benim. Sensin. Evet. Yer neresi sence? Hatırlayamıyorum. Eviniz olabilir mi? Bilmiyorum, olabilir. Hatırlayamadım Esra abla. Sende bu fotoğrafların var mı? Yok, annemde var. Bu fotoğrafların hepsini sana vereceğim. Tamam. Burada kaç yaşındasın tahminen? 9-10 yaşında varımdır. Hatırlıyor musun çocukluğunu? Evet, hatırlıyorum. İyi geçti. Kaç yaşına kadar? 12 yaşına kadar. 12 yaşı öncesi güzeldi. Evet. 12 yaş sonrası? Ondan sonra bozulmaya başladı. Değişmeye başladı hayatım. Nasıl bozuldu? Ne, bozulan neydi peki? İşte bilmiyorum. Yani mutlu bir aile, huzurlu bir yuvada işte anneler, çocuklar, baba hep böyle bir arada olurlar. Evet. Senin 12 yaşından sonra böyle bir huzurun yoktu. Yoktu. Nasıl mesela 12 yaşına dair hatırladığın şeyler, kendini nerede görüyorsun? Odanda mı, daha çok sokakta mısın? Odamda. Odandasın. Evet. Baban mı sana destek, annem mi sana destek? Babam. Annen nasıl davranıyor? İyi değil. Niye sana iyi davranmıyordu? Bilmiyorum. Bazen böyle hani annelerimizin çocukken bize söylediği sözleri anımsarız. Evet. Sen anımsıyor musun? Hayır. Yani iyi sözcükler miydi, kötü sözcükler miydi? Kötü olabilir. Kötü olabilir. Evet. Hatırlamak istemiyor da olabilirsin. Evet. Babam dediğimde böyle yüzünde de bir gülümseme oluşuyor. Evet. İyi bir adammış. İyi insandı. Annen ona iyi davranır mıydı? Hayır. Ona niye? Hadi sen ne? Kötü. Annen sana karşı kötü davranıyor. Evet. O babana niye kötü davranıyor? Bilmiyorum ki. Bilmiyorsun. Evet. Tabii ki o bölgede, özellikle de karşıda Üsküdar Kadıköy tarafında Nilgün Alpağ'ı ve ailesini tanıyanlar, o dönemlerine şahit olanların hepsi bu fotoğrafları gönderiyorlar. Bu güzel kadının gençliğine ve çocukluğuna da gittik. Ona ait olduğu kökleri yavaş yavaş veriyoruz. Şimdi bir DNA testimiz daha var. Biliyorsunuz ki Nilgün Alpağ'ın hayatında Aslan Sarıcan diye bir beyefendi var. O Aslan Sarıcan'ı da bulduk ve stüdyomuzda ağırlıyoruz. İlk Ayşenur konusunda acaba 5 yıl bir birliktelik yaşamışlar 97 ve 2002 yılları arasında. Ayşenur'un babası olur mu sorusunun cevabını aramıştık ama maalesef ki sonuçlar sonuçlarda baba olmadı, ortaya çıktı. Biz bunları yaparken bu konuyu bitirdik. Nilgün ablanın 2001 yılında doğurduğu başka bir erkek çocuğuna ulaştık. O da karşınızda, bu delikanlıda. Doğan'ın biyolojik babası Aslan Sarıcan mı sorusunun cevabı şimdi açıklayacağım DNA testinde. Ne hissediyorsunuz? Siz Ayşenur konusunda Aslan Bey çok iddialıydınız. Evet. Doğan konusunda? Olumsuzum. Çünkü bana Ocak ayında geldi. O zaman hamileydi. Ocak'ta gelemez. Zaten 97'den 2002'ye kadar beraberdiniz. Yok, anlatamadım. 2002'ye kadar Gün Hanım'la beraberdik. 2001 senesinin Şubat ayında hamile olarak geldi. Ne zaman bu erkeklere böyle bir soru sorsam geldi de gitti de yattı da etti de diyorlar. Ne yapmam gerekiyor da bağlamam? Hayır, hiçbir şey yapmayın da. Sorumluluğunu almasaydınız mesela. Evet.
eş olarak kabul ediyorsunuz. Eş olmanın gereğini yapmıyorsunuz. Karşınızdaki kişiyi Ahmet Bey de o noktada yüklendi. Yani görüyorsunuz bulunduğunuz pozisyonda eş olma vasfını taşımıyor. Ailesiyle durumunu görüyorsunuz ama diyorsunuz ki ekmek almak kadar kolaydı onunla birlikte olabilmek. Hayır, o şekilde düşünmüyorum. Avukat yani hanım. Bakın resmi resmi evlilikte hayatına girenler sahip çıkmamış. Gayri resmi dini nikahlı birliktelikler içerisinde ne yaşadığını görüyoruz. Hatta siz karşı tarafa da yüklendiniz. Sonuç hiç değişmemiş yani. Ne yapabilirim? Yani. Sonuç hüsran. Bir şey yapamazsınız. Zaten yapılmamış. Ben işime gidiyorum. Eve bırakıyorum. Evde durmuyor, kaçıyor. Onu benim bağlamam mı gerekiyor, üzerinden kilitlemem mi gerekiyor? Ben onu sokağa atmamışım. Şimdi Nevi ablanın 98 ve 2002 yıllarında dünyaya getirdiği tüm çocuklara resmi kayıtlarda Sarıcan soyadını vermiş. Çünkü o dönemde Aslan Sarıcan'la beraber biz evliydik. Benim soyadım bu yüzden Sarıcan'dı dedi. Ama gerçekte de ortada resmi bir evlilik yoktu. Hep baba olarak Aslan Sarıcan'ı yazdırmış, kendi soyadında Sarıcan olarak belirtmişti. Yıllar sonra şimdi gerçekler bir bir ortaya çıkıyor. Doğan'ın biyolojik babası Aslan Sarıcanlı DNA testi sonucunu açıklıyor. Örneklerden elde edilen DNA'larda yapılan bağlantı analizi sonucunda Aslan Sarıcan ve Umutcan arasında biyolojik yönden ilişki bulunmamaktadır. Doğan'ın babası, biyolojik babası Aslan Sarıcan değil. Değil. Evet. 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 Ama sen diyorsun ki o zaman ben Aslan'la evliydim. Öyle dedim. Ha? Evet, evet söyledim. Ama baba Aslan Sarıcan. Esra Hanım, benim adım aklımda kalmış. Her Doğan çocuğu benim üzerime kaydedilmiş. Aslan Bey, yayının ilk gününden katıldığınız şu ana kadarki tüm konuşmalarımızı onu da hazırlasın ekip arkadaşlarım, ekrana getirmek istiyorum. Ben 5 yıl boyunca bu kadınla beraberdim. Evet. Bu kadın benim yanımdan hiç gitmedi. Hatta bu konuda dönüp Nilgün'ün şu anda birlikte olduğu Mustafa'yı suçladınız. Dediniz ki senin bu kadından başka bir menfaatin var dediniz. Evet. Şimdi bu kadının bir rahatsızlığı var zaten. Var, onun için ben onu hastanelere yatırdım, tedavi ettirdim. Ha, VTR'de hazırmış bak, ilk günden bugüne kadar neler konuştuğumuzu ekrana getiriyoruz. Gelsin o VTR'de. Nilgün ablanın hayatı hepimizi çok etkiledi. Siz 5 yıl beraberdiniz değil mi? Evet, 1997'de tanıştık. Bir bayan bizi pazarda, cuma pazarında tanıştırdı. Bana dedi ki, aslında senin şu anda ailen yok. Buna dedi sahip çık. Kimsesi yokmuş. Baktım annem perişan bir hali var. Pazardan giyecek bir şeyler aldım. Üstünde başında hiçbir şey yok. Dedim eğer benimle kalmak istersen sana yardımcı olurum. Sana dedim koltuğumun altına sana doğru bakarım. Aldım onu doğru camiye götürdüm güzel kızım. Dedim bu şekilde dedim yaşanmaz. Hocayı çağırdım. Dedim ki Allah katında dedim ben bunu bayana aldım getirdim. Bizim dedim nikahımızı kıyar mısın? Sağ olsun nikahımızı kıyar. Aradan 6 ay kadar falan geçti, hamile kaldı. Babam dedi ki, oğlum bu şekilde ben bunu dedi evinde tutamam. Ya bunu bırakacaksın ya da bundan gidip değilsin. Ben bunu almışım 6 aylık hamileyken, ben onu nasıl bırakacağım? Yıllar, tarihler karışabilir ama bazı gerçekler değişmez. Yani ortada gerçekten bir ilişki ve bir birliktelik varsa, o birliktelikte taraflar karşılıklı birbirlerini koruyorlarsa hiçbir sıkıntı olmazdı. Doğan, test sonucunu, DNA testi sonucunu açıkladığımda Aslan Sarıcan'ın baban olduğunu düşünüyor muydun ya da hissediyor muydun? Şöyle diyeyim, %50 %50 ama ben otelde de şunu gördüm. Aslan Bey'le annem oturdukları zaman, sohbet ettikleri zaman annemin hep yüzü gülüyordu.
ve gözlerinde yaş birikiyordu. Ben de ondan dolayı mutlu oluyordum ve çıkmasını gerçekten istiyordum. Çünkü birbirlerini sevmişler ve onu koruyan bence tek insan Aslan Bey. Ben onu gördüm yani. Bence annemizden bize kalan, özellikle ben kendi adıma konuşayım, kendimde onu hissediyorum. Bize kalan en büyük miras saflığı ve temizliği. Ben bunu görüyorum onda. Annenizden size kalan. Aynen. Ya bak, her şeyi alabilirsiniz ama o saflığı, temizliği alamazsınız. Gerçekten de üçü de pırıl pırıl eğitimli, donanımlı delikanlılarsınız ama en önemlisi içinizde o merhamet var. Aynen. Soru işaretleri, soru işaretleri, o soru işaretlerinin cevaplarını arıyoruz ve hiç bitmiyor değil mi Emrah? Sen testin sonucunu bekliyor muydun? Belki de Doğan'ın babası, hani senin baban kim olduğu ortaya çıktı. Ayşe Nur'unki ile ilgili sonuç olumsuzdu ama Doğan'ın babası Aslan Sarıcan'dır diye düşündün mü? Yani ben de pek beklemiyordum ya. Çok benzetemedim ama Aslan amca çok iyi bir insan. Doğan'ın söylediği gibi hani annemle sürekli oturduğunda falan annemin sürekli yüzü gülüyor. Aslan amca onunla çok iyi ilgileniyor. Ondan sonra hayırlısı olsun ya. Nilgün abla. Efendim. Düşünüyorsun. Yok, düşünmüyorum. Düşünmüyor musun? Yok. Ya hayatım boyunca hiç unutmayacağım. Zaten unutmaya da fırsat kalmayacak. Her daim onunla ilgili haberleri alacağım. Benim için özel kadınlardan biri Nilgün Alpak. En çok da onun inşallah vasisi oğlu Emrah olduğunda, onun yanında huzurlu olduğunda, tedavisini gördüğünde, iyileştiğinde. Çünkü ilaçları aldığı zaman artık normal bir hayata, daha ruhen, daha dinginleşeceğine inanıyorum. Tekrar Nilgün ablayı sizlerle buluşturmak istiyorum. Bir de o zamanki Nilgün'ü görelim. Korunan, bakılan, sevilen bir kadının nasıl değiştiğini hep beraber görürüz. Hangisi daha çok konuşuyor Nilgün abla çocuklardan? Hepsi aynı. Ay, çok mu konuşuyorlar evet. Hepsi? Peki en çok hangisini kendine benzetiyorsun? Ayşenur. Ayşenur. Evet. Senin gençliğine mi benziyor? Evet. Biliyor musun, ben de çok benzetiyorum. Evet. Ayşenur'a böyle baktığında kendi gençliğini görüyorsun o zaman. Görüyorum. Doğan benzemiyor mu? Benziyor. Emrah da benziyor. Emrah da benziyor. Evet. Buralara geldiysek ne mutlu ya. Hangisi daha çok konuşuyor? Hangisi sana daha çok benziyor? Bu bile olayın başka bir yüzü. Sen çok güçlü bir kadınsın. Sağ ol, teşekkürler. Esra Eroğlu bu sahnenin bir Türk filmi senaryosu yok demişti ama bence Bekir Coşkun daha yazmış bunun şiirini. Ha evet. Yazmış, bir kadın gittiğinde aslında birçok yetim bırakıyor arkasında ve her şey eksik kalıyor aslında. Onu gördük toplum olarak. İnşallah bu hikayeden ders almışızdır. İnşallah. Yaşamımıza giren insanlar, özellikle de kadınlara neler yaptığımızın farkına varabilmişizdir. Ben bir hukukçu olarak Nilgün abladan özür diliyorum. İnşallah onun hayatına girenler de özür dilerler. Tabii bir özür her şeyi telafi. Bir başlangıç olur. Yarın görüşmek üzere sevgili seyirciler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın.